İyi akşamlar sevgili seyirciler. Pergel'e hoş geldiniz. Pergel bu hafta İran ve Şia dosyasıyla karşınızda. İran İslam İnkılabı'ndan bugüne kadar İran'ın geçirdiği değişim var mı yok mu onu konuşacağız. Özellikle Yemen kriziyle birlikte İran dış politikasını masaya yatıracağız. İran'ın bugüne kadar çeşitli evrelerini sizinle birlikte konuşmaya çalışacağız. Ve özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine İran'ın yaptığı uluslararası anlaşmaları, nükleer meselesini, yayılmacılığını ve bunun karşısında oluşan tepkileri, itirazları değerlendireceğiz. İki değerli konuğum var. Hemen sağımdan başlayayım. Şimdi bugün belki de ilk defa konukların isimlerinin altına unvan yazılmayacak mı, yazacağız mı onu konuşacağız. Çünkü Selahattin Eş Çakırgil uzun yıllar İran'ı Türkiye'de en iyi bilen isimlerden bir tanesi. Biz kendisini bisikletli adam olarak, yani benim yaş grubum öyle bilir. Dolayısıyla gazeteciliği var. İran'da, Avrupa'da gözlemleri, yaşanmışlığı, Türkiye'de özellikle 1980 öncesi, Afganistan sırasındaki izlenimleri falan. Ama Selahattin üstadıma dedim ki, hocama ne yazalım unvana, gazeteci yazar mı? Dedi ki benim mesleğim gazetecilik değil. Üstad ne diyoruz? Hiç. Hiç. Hoş geldiniz. Gerçekten sizi ağırlamaktan son derece memnunum. Bir diğer konuğum Ömer Faruk Korkmaz. Ömer Faruk hocam da aslında unvanları var. O da Selahattin hocam tabii hiçbir şey yazmayın deyince ben de hiçbir şey yazdırmak istemiyorum dedi. Ama alternatif eğitim veren SEDAV'ın yönetim kurulu üyesi olduğunu, en azından SEDAV bünyesinde olduğunu biliyoruz. Hocam ne yazalım size de? Eğitimci. Eğitimci. Yazar kısmına herkes itiraz ediyor. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, İran konusunda görüşleriniz, sorularınız ve katkı vermek isterseniz Twitter adresinden, Nevzat Çiçek hesabından bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Ve Selahattin Eş Çakırgil ile başlamak istiyorum. Ben resmiyeti bir tarafa bırakmak istiyorum. Çünkü bir taraftan gündelik hayatta Ömer Hocam dediğim Ömer Faruk Korkmaz ve ağabey dediğim Selahattin Eş Çakırgil. Dolayısıyla da Selahattin ağabey diye hitap edeceğim. İzin verirseniz. Üstadım şimdi Türkiye'de hakikaten İran denince ilk akla gelen isimlerdensiniz. Çünkü gittiniz, orada kaldınız. Sonra Avrupa'ya çıktınız. Sonra Türkiye'ye geldiniz. Mahkeme hakkınızda bir karar vardı. Onu kaldırdım. Şimdi sizin gözünüzden şöyle kısa bir İran değerlendirmesi alırsam. Çünkü o büyük, herkesin söylediği bir şey var. Yani 1979 İran İslam İnkılabı ile birlikte gözlerini çevrildiği bir İran vardı. Ama şimdi işte gündelik politikaya baktığınızda o etkisini kaybeden, o ciddi anlamda tırnak içinde söylüyorum, cazibesini kaybettiği düşünülen bir İran var. Bütün bunlara katılıyor musun? Sizin gözünüzden bir İran alırsam. Bir geniş bir soruyla başlayalım. Evet, çok geniş oldu ve neresinden başlayacağımı kestirmekte zorlanıyorum. Mesela niye İran'a gittiğinizle başlarsak, sizin algınızda İran neydi? Oradan başlayalım isterseniz. Şimdi önce şunu belirteyim. Benim İran'la bir ilgim yok idi ama sanıyorum 13-14 yaşımda ilk olarak nereden ezberlediğimi de bilmediğim bir beyit ezberlemiştim. Ortaokulda birinci sınıfa giderken. Orada o beyitte diyordu ki Do İbrahim Ahmet Bedeyri Cihan Yeki but çiken şot Yeki but nişan. Bunu ezberlemiştim. Bu şu demekti şu beyit, bu beyit. Dünya mabedine iki İbrahim geldi. Birisi put kıran oldu, diğeri put diken. Şimdi bunun ne olduğunu orada ezberlediğim dönemden, demek ki o çocukluk yıllarının hevesi. Baktım, meğer şimdiki neslin Pargalı İbrahim diye bildikleri İbrahim Paşa, Kanuni döneminin sadrazamlarından ünlü İbrahim Paşa Macar dizilerden tanıdığımız. Evet. O işte devşirme olarak getiriliyor. Yeniçeriler içinde belli bir merhaleden geçtikten sonra sadrazam oluyor. Saraya damat oluyor vesaire. Ve bu arada da Macaristan'a ordunun başında gidiyor. Budin'i alıyor, Budapeşte'yi ve oradan alıyor, getiriyor iki tane heykel. O iki heykeli şimdiki Sultanahmet Meydanı'nın olduğu yerde, o dikil taşların olduğu yere at meydanı derlermiş o zaman. At meydanında oraya dikiyor. At meydanına diktiği bu iki heykelle, tabii şimdiki neslin bilmediği şeyler,
o zaman veya o zamanki neslin de bilmediği şeyler, bugünkü iletişim imkanları. Farsça bir beyit, halkın arasında bir anda yayılıyor. Dünya mabedine iki İbrahim geldi, birisi put kıran oldu, diğeri put diken. Siz bunu Türkiye'de Farsça olarak ezberlemişsiniz. Onu ezberlemişim. Yani benim Farsçayla falan da hiç ilgim yok. Sadece onu hatırlıyorum böyle. Öğrendim, ezberlemişim. Sonra da bunun kim olduğu araştırılıyor sadrazama. Put diken deniliyor çünkü. Put diken sadrazam, tabii ağır bir eleştiri olduğu için şairleri topluyorlar. Kimindir bu beyit? Halkın arasına yayılıyor kısa sürede. Büyük bir o günkü kamuoyunu oluşturmaktaki etkili unsurlardan birisi beyitler, şiirler. Hele Farsça şiir. Ve nihayet şairlerden bazıları diyorlar ki bu olsa olsa Ramazan Fikani Çelebi'nindir. Ramazan Fikani Çelebi'yi alıp getiriyorlar. O da diyor ki evet, bir söz ki bizim ağzımızdan çıkmıştır. O hususta gerekirse bedelini öderiz. Öderiz. Kellemizi de vermesini biliriz. Ve o zamanki okuduğum şeye göre Ramazan Fikani Çelebi'nin başı vuruluyor o zaman. Sırf bu beyitten dolayı. Ve onun için gözyaşı döktüğümü hatırlarım. Yani bir beyit sizi aldı, İran yolculuğuna başlattı. Bu onunla hiç ilgisi yok ama aradan yıllar geçtikten sonra kader beni bir yerde İran'a gitmek noktasına getirdi. Takdir-i ilahi diyelim. Ve İran'a gitmeden önce elbette İran hakkındaki bilgilerimiz şuydu. İran, İslam coğrafyasının en zayıf halkasıdır. Öyle biliyorduk. Çünkü gerek İstanbul'da, gerekse diğer yerlerde İran'dan gelen, turist olarak gelenlerin çoğunun Müslüman halkın, bizdeki Müslüman halkın ortalamasının altında bir ilgisi vardı İslami konulara. Öyle hissediyorduk turistlerden. Ve onun için çok zayıf bir halka olarak görüyorduk. Ama sonra bu en zayıf halkadan, belki de zincirin en zayıf halkası koptu. Ve Şah'a karşı bir hareket başladı. Şah'a karşı hareket başladığı zaman, tabii daha önceden oluyordu zaten, İran yeni bir şey değil. Komünistler vardı, güçlü komünist hareketler vardı. Kurşuna dizmeler, topluca, efendim silahlı çatışmalar, sadrazamlara, hatta sadrazam diyorlardı onlar da o zaman, başbakanlara veya hatta bizzat Şah'ın kendisine suikast teşebbüsleri yapılıyordu, ayaklanmalar oluyordu vesaire. Ama bizim tabii bilmediğimiz bir şey oldu ki dünyadaki özellikle Müslüman coğrafyasındaki değişiklikleri güya takip ettiğimizi sanıyorduk. 1963-64'lerde meğer İran'da büyük bir halk hareketi olmuş ve on binler öldürülmüş ama bizim haberimiz olmadı. Sonra öğrendik ki bu hareketin başında Ruhullah Hümeyni isimli bir molla var ve nihayet onu da sürgüne göndermişler Türkiye'ye, Bursa'ya. Bursa'dan 11 ay kaldıktan sonra Necef'e göndermişler ve gerisinde haberimiz yok. Ancak ben günlük yazıya başladığım zaman hayatım gazetede 1972'lerde sanıyorum o sırada bir Fransız gazetesinde bir yazı görmüştüm. Bir komünist İranlı diyordu ki biz yine sesimizi çıkarabiliyoruz İran'daki muhalefet olarak. Ama bir de sesini çıkarmayan büyük kitleler var. Mesela 1963-64'lerde on binlerce insan öldürüldü ve bunların hiç sesi çıkmadı. Halbuki biz komünistler atıldığımız zaman, zindana atıldığımız zaman kimimiz sağa sola gidiyoruz, Paris'e gidiyoruz, Norveç'e gidiyoruz, diğer ülkelere. Dünyada sesimizi çıkarabileceğimiz medya buluyoruz, gazeteler buluyoruz. Ama ben hayret ediyorum. Orada on binlerce insan öldürüldü. Onların feryadını yükselten kimse olmadı diye bir yazı çıkmıştı bir Fransız gazetesinde. Yani siz diyorsunuz ki aslında ben İran'a gidene kadar İran algısı Türkiye'de de bende de çok değişikti. Tabii tabii. Yani bu şekilde. Ama sonra ben ondan sonra o yazıyı o Fransız gazetesinde bir eski
İranlı Marksist'in yazdığı bu notlardan hareketle 72'nin sonlarında veya 73'lerde ilk olarak bu noktayı tercüme ettim. Bir yazıda gündeme getirdim. Ve ondan sonra tabii arkasından birkaç gün sonra birileri geldi. İran konsolosluğundan geliyoruz dediler gazeteye. Dediler efendim sizi İran'ı gezmeye, İran'ı ziyarete davet ediyoruz. Ala Hazret tarafından, Ala Hazret dedikleri yani Şah. Şah tarafından da yani siz bilmiyorsunuz İran'ı, İran'ı gelin görün. Kaçta oluyor bu? 73. 73. Evet. Yani o zaman İran'ın devlet geleneği dedikleri şey aslında her zaman var. Ve geldiler mesela bizi davet ettiler. Teşekkür ettim kendilerine. Ve o sırada da tam da İran'da 2500. yıl dönümü, Pers İmparatorluğu'nun kurulmasının 2500. yıl dönümü törenler yapılıyordu ve çok büyük harcamalar yapılıyordu. Persepolis denilen bir yerde, Şiraz, İsfahan arasında Persepolis denilen bir mekanda ki çok büyük tarihi eserler vardır orada. Oraya dünyanın çeşitli yerlerinden devlet başkanları, başbakanlar vesaire dünya çapında büyük bir şeydi. O milyarlar harcanmıştı ama öbür tarafta öğrenmiştik ki Hazar Denizi kıyısında veya diğer şehirlerde aç insanlar perişan vaziyetteler. Ama Ala Hazret dedikleri, saygıyla andıkları, halka böyle sunulan Şah tam bir diktatör hayatı ve zevk-i sefa içinde yaşayan birisi. Siz ilk İran'a ne zaman gittiniz? Ben onu anlatayım. Ondan sonra ben tabii bu ilk davetten sonra bir daha gitmedim. Yani o zaman gitmedim, ondan sonra da gitmedim. İmkanımız da olmadı. Sonra 1977 yılında 163. maddeden ben mahkum oldum. Daha önce mahkum olmuştum. 1977 yılında hapse girdiğimde Paşa Kapısı cezaevinde bir gün haberlere bakıyoruz. İran'da gösterilerin olduğu ve ilk olarak o gün daha önce görülmemiş bir şekilde Şah'ın ve babasının heykellerinin yıkıldığı, devlet dairelerine saldıran kitlelerin bütün duvarlardan resimleri indirip, Şah'ın resimlerini indirip sokaklara atıp ateşe verdiğini, hatta paralarda Şah'ın gözlerinin sigarayla yakılıp ve bu paralar yani halkın arasında bu paraların yine de geçerli hale geldiği gibi haberler. Allah Allah dedim. Çok müthiş bir şey bu. Yani o şekilde İran'da hareketler başladığı zaman bizim yine de İran'da neler olduğuna dair fazla bir bilgimiz yoktu. Ne zaman ki İran'da komünist hareketlere karşı işte bir şeyler olursa 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi birden kurşuna dizilir. Bunların haberleri verilirdi dünyada. Bir nokta koyalım. Sizi İran'a götürmeyelim hala. Bir Ömer Hoca'ya sorayım. Şimdi bunu niye söylüyorum? Yani herkesin aslında kendisine göre bir İran algısı var. Yani mesela ben de küçüklüğümde iki şeyi hatırlarım. İşte bu Cağaloğlu'nda İran konsolosu önünde geçerken orada Hümeyni'nin fotoğrafları falan vardı. Bir baktığınızda böyle tuhaf bir his oluşurdu. Yani adam İran diye bir devlet var. Adamlar işte bir İran İnsan İnkılabı yapmış. Sonra öğrenciliğimizde Beyazıt'ta caminin yan tarafında kitaplar satılırdı. Onun da sebebini şu an anlıyoruz. Bir kitap aldığımızda 10 kitap bize bedava verilirdi. O kitaplar genelde objektif yayınların olurdu. Daha sonra o kitapları bedava veren insanla bir gün karşılaşmamız oldu. Dedim ki ya biz bir kitap alırken siz 10 tane veriyordunuz. O 9'u nereden geliyordu? Biz onların parasını almıştık. Çünkü onlar zaten bir şekilde İrşaat Bakanlığı üzerinden veriliyordu falan. Hocam şimdi sizin İran algınız. Yani bu 1979 dönemine kadar bir İran algısı. Size nasıldı? Önce teşekkür ediyorum bu programa davet ettiğiniz için. Özellikle de Selahattin abiyle aynı programda bulunmak ayrı bir güzellik oldu. Bu arada ben şu anda bir başka programı bitirdim, buraya geldim. Ben onu izleyicilere söyleyeyim. Ömer Hocam bir Arapça programda, TRT Arapça'da program yapıyor. Hatta bazen Türkçe konuşması Arapça olursa şaşırmamak gerekiyor. Çünkü hala Düğün Dünyası o programda. Evet, çünkü kendimi orada sürekli Arapça ifade ettiğim için bu konularda belki zaman zaman dediğiniz gibi sorun olabilir. Şimdi benim için İran, yani 1979 yıllarda sonuçta ben bir gençtim ve Türkiye'de gençlik hareketleri içerisinde bulunuyordum.
Bizim için o gün itibariyle İran yeni yeni tanınmaya başlayan, bilinmeye başlayan bir yerdi. Biz ilk tanıdığımız zaman, İran'ı İran olarak bilmeye başladığımız zaman hızlı bir şekilde devrimin hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladığı, haberlerin geldiği, daha sonra devrimin gerçekleştiği ve Türkiye'deki İslamcı gençlerin de İran devrimine destek vermek üzere çeşitli eylemler yaptığı günleri hatırlıyorum. Örneğin rahmetli Metin Yüksel'in İzmir konsolosluğunu Şah taraflarından alıp İslamcı İrancılara, İran taraftarı ve Humani taraftarlarının eline teslim etmesi, sonra İstanbul'a gelmesi, mücadelesi vermesi. Metin Yüksel rahmetli bunu yaptı. Metin Yüksel o dönemde. Benim kuşak bilmeyebilir onun için. Evet. Metin Yüksel kimdi? Özür dilerim, bir izleyici hatırlasın. Metin Yüksel 1980 yani 1980 yani 1970-80 arası Türkiye İslamcılar için çok önemli bir şahıstı. Belki bir gayrimüslime, Müslüman olmayan birisine benzetmek yanlış olabilir ama anlaşılması bakımından diyorum. Herhalde o günün Che Guevara'sı düzeyinde birisiydi İslamcı gençlerin. Herkesin ağzında Metin Yüksel dolaşırdı o dönemde. Akıncıların İstanbul Fatih'te önemli figürlerinden birisiydi. Yani böyle bir gençlik atmosferinde hep biz İran'ı dinliyorduk. Ama benim için İran'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi o gün itibariyle İran marşları, İran müziğiydi. Belki de Türkiye'de Sünni dünyanın hala Arap dünyasında bu böyledir büyük oranda. Türkiye'de hızla Türkiye Sünni bir ülke olmasına rağmen ağırlıklı olarak Türkiye'de müziğin mübah hale gelmesi İran devriminin üzerine olmuştur aslında. Yani Türkiye üzerine etkilemiştir. Selahattin abi de zaten bir marş oldukça etkilemiş. Evet, yani biz öyle anlamasak da o marşları çok dinlerdik o gün itibariyle. İran devriminin o günkü üzerimizdeki izlenimleri etkileriyle geldiğimiz noktayı tabii ileride konuşacağız ama o gün itibariyle öyleydi. Ama İran'a biraz daha geride baktığımız zaman aslında İran bizim çok iyi takip etmemiz, çok iyi bilmemiz gereken bir ülke. Örneğin Gazali'nin, Geylani'lerin, Abdülkadir Geylani'lerin doğduğu topraklar buralar. Yani İran, eğer İran'da bir Fars kültürü varsa bu Fars kültürü Osmanlı kültürüdür. Herkes İran deyince akla Farslar falan filan akla gelir. İran aynı zamanda bir Türk ülkesidir. Yani İran halkının ümmeti bir parçasıdır. Biraz buradan da bakmak lazım. Türk ülkesi derken? Şunu söyleyeceğim, onu söyleyeceğim. Şimdi başlar, benden önünü almaya çalışıyorum. Onu söyleyeceğim, şu anlamda söylüyorum. Mesela bu konularda Selahattin abinin daha derin olduğunu biliyorum ama ben en azından bilgilerimi paylaşabilirim. Mesela tarihte İran-Osmanlı savaşları aslında İran-Fars savaşları değildir. Türk savaşlarıdır ağırlıklı olarak. Yani Şah İsmail, İranlı Şah İsmail şiirlerini Türkçe yazarken, Türkçe konuşurken Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim şiirlerini Farsça yazıyordu. Yani Osmanlı o kadar Farsçayla içli dışıydı. Hatta şunu bile söyleyebilirim, hala söyleyebilirim. Klasik Osmanlı medreselerinde okutulan Farsça, belki Tahran'da okutulan Farsçadan daha derin ve daha derunidir. Yani Farsça tabirle söylemek gerekirse belki. Yani Osmanlı Farsçayı bu kadar içselleştirmişti. Tarih boyunca ise Türkler, özellikle Selçuklular, Farsçayı kültür dili olarak, medeniyet dili olarak almışlardı. Aynı şekilde Hindistan'daki Baburlar yine o Farsçayı almışlardı. Zamanla bu değişti tabii. Yani biz koptuk. Özellikle Türkiye'deki yani Osmanlı sonrası o girmiş olduğumuz parantez sürecinde biz Farsçadan, Arapçadan kurtulma adına medeniyetimizin çok önemli kanatlarını, önemli temellerini kaybetmiş olduk. Dolayısıyla İran'ı da tanımaz hale geldik. Bunun hem menfi hem müsbet hem menfi yansımaları oldu bizim gençlik dönemimizde. Çünkü dilden tamamen kopmuş olduk. Yıl 79 İran'da bir devrim oluyor ama o dönemleri sadece İran devrimi üzerinden okumamak lazım. Bütün İslami hareketler üzerinden okumak lazım. Bütün İslam dünyası üzerinden okumak lazım. Mesela 1970'lerde başlayan İslami uyanış bütün İslam coğrafyasında, Arap coğrafyasında aynı şekilde İran'a da yansıması vardı. Yani İran'daki hareketlilik Arap dünyasında vardı, Arap dünyasındaki hareketlilik de İran'da vardı. Arap dünyasında bir devrim yaşandı mı o dönem? O dönem yaşanmadı ama yani çok ciddi hareketlilik vardı. Mesela Nahda hareketi, Ganlıoğlu'nun başlatmış olduğu hareket, Nahda hareketi 1970'lerden başlamış. Tam İran devrimini de destek vermiş uzaktan. Aynı şekilde Yemen'de hareketlilik olmuş, Mısır'da hareketlilik olmuş, Türkiye'de hareketlilik olmuş. Mesela bir sürü hareketlilikler vardı. 12 Eylül darbesinin arkasında aslında dolaylı olarak uzaktan baktığımız zaman Türkiye'deki o İslamcı hareketliliğin ve İran'daki o hareketliliğin de Türkiye'ye yansımalarının nedenleri vardır. Mesela
Yeşil Kuşak Projesi de zaten ondan sonra mı? Yeşil Kuşak Projesi bir başkalarının projesi olabilir. Benim bahsettiğim İslamcıların Yeşil Kuşak'la ne ilgisi var ne de yakından uzaklaşıyor. Tam tersi Yeşil Kuşak karşıtıdır Türkiye İslamcıları ve dünyada İslamcılar. 12 Eylül askeri darbesinden sonra böyle projenin gündeme gelmesi. Bu projeyi söyleyenler Türkiye'deki solcu arkadaşlardır. Türk soludur veya işte belli kesimlerdir. Türkiye İslamcıların toplamda yani özellikle Sayın Erbakan'ın liderliğindeki Milli Görüş Hareketi'nin Yeşil Kuşak'la ilgisi yoktur. Yani Sayın Erbakan merhum anti-emperyalist birisidir bana göre. En azından yakından tanıdığım bir kadarıyla. İşte mesele buydu. Bunu söyleyeyim. Anti-emperyalist birisidir. Tam tersi Amerika İran'a karşı operasyon yapacağı zaman Türkiye'de parlamentoda çok tehditkar konuşmalar yapmıştır. Eğer İran'a bir müdahale olursa ve Türkiye bunun içerisinde olursa bu parlamentoyu başınıza geçiririm diyen o gün itibariyle Erbakan'dır. Yani ümmet o dönemde İran devrimi sırasında toplamda genelde hep ümmet bakmıştır. Ama İran bunu nasıl tüketmiştir onu sonlara konuşacağız. Ama yani İran benim açımdan İran İslam inkılabı mıdır? O gün itibariyle tabii ki İslam adına ortaya çıkmıştır. Zaten bir de dünyadaki Müslümanları etkilemesinin sebebi şudur. Filistin meselesi konusunda Müslümanlar yeni yeni olayları fark ediyorlardı. Çok iyi bilmiyorlardı. Filistin meselesi bir sol meseleydi. Türkiye açısından en azından Türkiye solunun çok önemli bir derecede gündemindeydi. Ama İslamcıların çok fazla gündeminde değildi. Yani yine Selahattin abi çok iyi bilir. Yani 1950-60'larda bir Amerikan gemisine solcular tepki verirken Müslümanlar başka muamele yapıyorlardı. Yani evet. O bilinç henüz oluşmamıştı. İran devrimiyle birlikte Filistin davasının rengi değişmiştir. Türkiye'deki İslamcıların Filistin davasına bakışı değişmiştir falan filan. Yani benim ilgim nereden başladı? Yani oralardan başladı. Onu söylemeye çalışıyorum. Tamam. Kaderin cilvesi. Bunu da söyleyeyim sonra bitireyim. Kaderin cilvesi ben yıllar sonra Zerdüştlük'le ilgili doktora tezi yaptım. Yani İran tarihi çalıştım başka bir tabirle. Yani ister istemez, evet 25 sene İran'da kalmadım, 30 sene İran'da kalmadım ama Zerdüştlük konusunu çalıştım. Ve ister istemez biraz önce Selahattin abinin bahsetmiş olduğu Persepolis'in Zerdüştlük kültürünün merkezi olduğu, oranın yani Zerdüştlük kaynaklarının, literatürünün orada bulunduğu, daha sonra Yunan medeniyetinin Zerdüştlük medeniyetiyle bir çatışmaya girerek Büyük İskender'in nasıl Persepolis saraylarını yaktığı ve bütün Zerdüştlük kaynaklarının yok edildiğini daha sonradan öğrendim. O gün itibariyle 79'da da bunlardan haberim yoktu. Ama kaderin cilvesi odur ki bugün bile hala Zerdüştlük kültürünü Hazreti Ömer'in yok ettiği söylenir. Halbuki Zerdüştlük kültürünün ana kaynaklarının tamamı Büyük İskender tarafından yok edilmişti zaten. Zerdüştlük kültürünü ihya eden çok ilginçtir. Beytül Hikme'de yine Müslümanlar olmuştur. Hafızadaki, ezberdeki Zerdüştlük kültürünün literatüre geçmesini Müslümanlar sağlamıştır. Bunu da konuşacağız. Bunu yani ayrı bir program yapmak lazım. Selahattin abi şimdi İran'a gittiniz. Sınırdan içeri girdiniz. Nasıl gittiniz? Oradan başlayalım. Çünkü izleyiciler neden bunu anlatmak gerekiyor? Yani mesela sorulardan biri daha sonra soracağım ama şimdi mesela Tatvan'dan gelen sorular. Şimdi İran'ı bize sevden Selahattin Hoca'ydı. Şimdi yanıldık mı? Ne oldu? Ne olacak? Hocaya sorsanız iyi olur. Tabii bu sorular geliyor. O yüzden sizin hayat hikayeniz bu anlamda önemli. İran'a gittiniz ve gördüğünüz size anlatılan İran mıydı? Yoksa farklı bir İran mıydı? Biz bir defa İran'ı anlatılan İran değil, kendi anladığımız İran'ı anlatmaya başladık. Birileri bize anlatmadı. Anlatılanlar başkaydı. İran deyince daha çok Şah'la, Şah rejimiyle Marksistler arasındaki silahlı mücadeleler gündeme gelirdi. Onun için biz onlara itibar etmedik. Ama daha sonra ben o zaman Türkiye'de hapisteydim 163. maddeden. O sırada bir gün baktım bir arkadaşımız Yılmaz Yalçıner Şura dergisini çıkarıyordu. Dergide kapağı yazmış. İran şeriat istiyor diye. Sonra Gebze'deydim o zaman cezaevinde. Cezaevine geldi. Dedim Yılmaz bunu nereden çıkardın dedim bu şeriat istediğini İran'ın. Çünkü benim için bile bir acayip bir iddiaydı bu. Vallahi dedi hiçbir şeyden çıkarmadım. Sadece Londra'da yapılan bir gösteride herkes Marksistler şunlar bunlar orak çekişli flamalar açmışlar. Birisi de iki genç de ellerinde La İlahe İllallah Muhammed Resulullah yazılı bir pankart açmışlar dedi. Ben hemen o fotoğrafı aldım ve bunu kapağı çektim dedi. Ve Türkiye aşağı yukarı bir yerde İran şeriat istiyor iddiasıyla, İran'ın İslamcı bir iddiayla Şah'a karşı muhalefet göstermeye başladığının bu iddiasıyla tanışmış oldu. Türkiye kamuoyunda belli bir kesim diyelim, tamamını demesek bile. Şimdi böyle bir durumda Yılmaz Yalçıner derken bir izleyici hatırlasın diye söyleyelim. Uçak
kaçırma hadisesi ve sonrası Diyarbakır cezaevi değil mi? Evet, yani çünkü o şeylere karıştı o zaman. Yani Nevzat Bey kusura bakma da sen bu akşam deşifre programı yapıyorsun kardeşim. Hayır, hayır. Yani bütün şöyle, şeyleri ortaya dökmeye çalışıyorsun. Şöyle, biz bunları unutmaya çalışıyoruz, sen açıyorsun. Şöyle, izleyici gerçekten program formatı sıfırdan alma. Şimdi benim yaş grubum Yılmaz Yalçıner dediğinizde, işte Mumtaz Ali dediğinizde, Beyişli dediğinizde bunları bilmiyor. Dolayısıyla da kim olduklarını nasıl hatırlatmak gerekiyor. Hocam buyurun. Ve biz o şartlarda henüz İran'a gitmeden önce Türkiye'de yayınlarda madem ki böyle İran'daki Müslüman halkın yanında yer almamız gerektiğini düşündük. Şah'a karşı. Ama bunu tabii bazıları İran'daki Sünni halk Şii olduğu için ekseriyeti itibariyle İran'daki Şiileri desteklediğimiz şeklinde değerlendirdiler. Hı hı. Biz de dedik ki hayır, biz İran'da Şiileri falan desteklemiyoruz. Şii veya Sünni meselesi değil, Şah'a karşı ayaklanmış olan Müslüman halk kitlelerini destekliyoruz. Şöyle düşünelim ki, başkaları da çok dikkatliydi. Mesela Türkiye'de o zaman sıkı yönetim vardı. Sıkı yönetim komutanlıkları veyahut da Genelkurmay'ın emirnameleri vardı radyo, televizyona ve gazetelere. Diyordu ki İran'da giderek yükselmekte olan ve dünya haber bültenlerinde devamlı birinci sırasına oturan gösterilerde çarşaflı hanımlar gösterilmektedir. Bunların gösterilmemesi. TRT'ye yazılmış yazılar vardı. Biz onları yayınlıyorduk o günlerde. Bunların gösterilmemesi. İkincisi, erkeklerin yaptığı gösterilerde de veya olarak Allahu Ekber gibi seslerin verilmemesi. Bunlar çünkü bu toplumu da etkileyecek. Evet. Hem o görüntüler hem bu sesler bu toplumu etkileyecek diye. Yani böylesine bir şeyde biz ister istemez kendimizi Şah'a karşı ses yükselten Türkiye'li Müslümanlardan bir grup olarak bulduk kendimizi ve o yolda yayın yaptık. Ama ben şahsen İslam İnkılabı olduğu zaman da henüz şeyde değildim. Yani İran'ı görmemiştim, İran'ı bilmiyordum. Hatta İslam İnkılabı'nın üzerinden 8-9 ay geçmişti. Bir gün Profesör Hamit Algar gelmişti İngiliz Müslümanlarından, Amerika'da Berkeley Üniversitesi'nde. Geldi, tanıştık, sohbet ettik falan, İran'dan geldiğini söyledi. Dedim, nasıldır İran? Aa dedi, sen gitmedin mi dedi, yok dedim. Nasıl olur ya dedi. Yani hemen İran'ın yanı başında Türkiye'desiniz ve bu kadar yayın yapıyorsunuz. Ve gitmediniz. Ve ben zannediyordum ki siz İran'ı çok yakından takip ediyorsunuz. Bu kadar bilgilere sahipsiniz falan. Dedim vallahi gitmedik. Nasıl olur? Vallahi dedim, imkanımız da yoktu. İşin doğrusu yani bir yurt dışına çıkmak için mali açıdan bile imkan bulamıyorduk. Yani o kadar dar imkanlar içinde gazete çıkarıyorduk. Ve yani inkılap olduktan sonra, hatta o zaman bir şey, madem ki bu vesileyle şunu söyleyeyim. Bir gün dedim ki Hamit Algar'a, Üstad dedim, size göre İran'da inkılabın, İslam inkılabının yıkılması, sona erdirilmesi ihtimali var mıdır? Dedi ki yoktur ama bir tehlike söz konusu. Nedir o dedim? Eğer halk kitlelerine derlerse ki İmam Hümeyni Sünni olduğu diye bir şey söylerlerse o zaman halk desteğini çekebilir. Onun dışında dedi şu anda Hümeyni'nin gücünü çok ilginç. Çok güzel yakalamış. Gerçekten. Yani ve bunu Allah Allah dedim ve ben o şaşırdı tabii bizim İran'a hiç gitme işimize falan. Birkaç ay sonra nihayet biz İslam İnkılabı'nın birinci yıl dönümü şenliklerine katılmak üzere, törenlerine katılmak üzere davetli gittik. İşte Ali Bulaç, Hasan Aksay, Abdurrahman Dilipak, vesaire birkaç arkadaşla gittik. Ve o ben zaman sormadım kimle gittiniz diye. Merhaba. Evet. Yok yani yok yani sadece ben değildim yani giden arkadaşlar, bir iki arkadaş daha var. Ama bir şeyin altını önemli çiziyorsunuz. Yani aslında biz gitmeden önce algımız şuydu. İran'da Şah'a karşı verilen bir mücadele vardı. Biz buna Şii, Sünni olarak bakmıyorduk. Tabii. Ve bütün algı buydu. Tabii. Sanırım bu Türkiye'deki temel algı buydu değil mi? Evet, tabii. Ve elbette bize itiraz edenler oluyordu. Ya siz ne diye Şiilerin savunmasını yapıyorsunuz? Kardeşim diyorduk, biz Şiilerin savunmasını yapmıyoruz. Şah'ın zulmüne karşı ayaklanmış ve Allahu Ekber diye ayaklanmış olan Müslüman kitlelerin savunmasını yapıyoruz. Peki yarınlarda Şiilik yaparlarsa
E canım onlar değişirse biz de robot diyelim ya, biz de değiştiririz kendimizi diyorduk. Açık bunu hatta bir yazımda, yazının sonunda taahhüt olarak yazdım. Çünkü bazı itirazlar vardı. İşte bunlar giderek sonra gençleri Şiileştirecekler falan. Vallahi benim meselem değil dedim yani Şiileştirmek veya Sünnilik. Kaldı ki Şiilik, Sünnilik akidevi açıdan daha çok fıkhi bir takım alışkanlıklar halindedir halk planında. Abdesti nasıl alır, namazı nasıl kılar falan vesaire. Yoksa o itikadi meseleleri çoğunun bildiğini sanmıyorum ben büyük halk kitlelerini. O daha çok bu sahada araştırma yapan, okuyan veya işte talebe olan veya medreselerde okuyan hocaların vesairenin işi, araştırmacıların işi diyelim. Yani o açıdan bizim öyle bir derdimiz yok idi. Ve nitekim gittiğimizde oraya, yani o zaman da zaten sloganlardan birisi de şuydu, şiarlardan birisi de, La Şiiye, La Sünniye, Hükümeti İslamiye. Yani Şiiliğe de hayır, Sünniliğe de hayır. La Şarkiye, La Garbiye, yani Batı'ya da hayır, Doğu'ya da. Doğu derken de Sovyet blokuydu o zaman, Sovyet Rusya, Komünist Sovyet bloku. Ve Hükümeti İslamiye ve bunlar söyleniyordu. Yani bu şartlar altında bizim tutup da niyet okumaya kalkıp, efendim kitlelerin kalbinde başka şeyler var olabilir, aman dikkatli olalım dememiz abes olurdu. Biz oradan doğruya Allahu Ekber diyen ve İslami mesajları dünya çapında yükselten ve gerçekten de dünyayı sarsan bir hareketti. Hatta belki Vietnam Savaşı'dan daha etkili bir şekilde dünyayı sarsmıştı diyebilirim o günlerde. Nihayet o hadiseleri az çok takip etmiş bir kardeşiniz olarak. Ve sonra gördüğümüz şu oldu. İmam Hümeyni'de de, rahmetli İmam Hümeyni'de de bunu aşağı yukarı gördüğümü söyleyebilirim. Ha, daha önce yazdığı kitaplar vardır efendim. O yazdığı kitaplar, şah zamanında yazdığı kitaplar olmuş. Onlardan bazılarından geri dönmeyi çekin. Mesela onlarda müziğin her türlüsü haramdır diye hükmü vardı. Ama inkılaptan sonra öyle ki müzikler çalınırken dediler ki efendim sizin filanca kitabınızda müziğin her türlüsü haramdır diye ibareler vardı, fetvalar vardı. Şimdi ise müzik çalınıyor sizin tayin ettiğiniz bir genel müdürün sorumluluğundaki radyo televizyonda. O da dedi ki evet dedi, ben dedi onları takip ediyorum dedi. Onların içinde böyle münasip olmayanlar olursa bunları yayınlamayın derim. Gerisinde bir mahsur yok dedi. Ve böylece de zımnen o kendini eski fetvalarından dönmüş oldu. Geçmişte de imam da nihayet 80 yaşına gelinceye kadar, 79 yaşına gelinceye kadar sadece Şii medreselerinde kalmış ve Şii medreselerin dışında Sünni dünyayla temasa geçmemiş bir insan. Ama 80 yaşından sonra yeni bir dünyayla karşılaşması gerektiğini gördü. Karşılaştı ve sanıyorum biraz yine de değişebildi veya hatta bazı fikirlerini zımnen değiştirmiş oldu, bilmiyorum tabii. Çok kısa bir şey rica edeceğim sizden. Bir izleyicimizin sorusu var. Diyor ki Selahattin Bey, ben Selam Gazetesi'nde de tanıdım. Çok uzun süre okudum. Ama Hümeyni devriminin Sünni dünyaya karşı yapıldığını sonradan öğrendim. Bu itiraza katılır mısınız? Ben yani İslam İnkılabı'nın Sünni dünyaya karşı yapıldığı gibi bir iddiayı hiçbir zaman düşünmedim. Hı hı. Aklımın kenarına da geçmedi. Şaha karşı ayaklanmış olan Müslüman halk kitlelerinin bir hareketidir bu hareket. Bundan ibarettir. Ama bunu başka türlü okumalar olabilir. Birileri de der ki işte daha sonra Sünnilere karşı yapıldı diye. Kaldı ki İran'da yüzde, bilmiyorum ne kadardır ama %15-18 arası denilir. Halkın %15-18 kadarının Sünni olduğu kabul edilir. O da daha çok sınır boylarında, yani Afganistan sınırında, Türkmenistan sınırında, Pakistan sınırında veyahut da Arap ülkeleri ve Körfez sınırında ve Kürdistan'da. Kürtler, evet. Buralarda bunların dışındakiler merkezde, yani bütün sınırlar hariç, ki Azerbaycan sınırı öyle değildir. Azerbaycan sınırları ve Türkiye sınırı daha çok Şii'dir. Ama bunun dışındaki diğer yerlerde Sünniler vardır ama ben Sünnilerle Şiiler arasında inkılaptan sonra mezhebi gerilime dayalı herhangi bir ihtilaf çıktığını duymadım. Belki başka unsurlara Şiilik veya Sünnilik damgası vurmak isteyenler olmuş olabilir. Tam burada sorayım. İran İslam İnkılabı sonrası izleyicilerine temel sorduğu, yani biz bu ülkede sonuçta Şia kavramını İnkılaptan sonra ciddi anlamda hayatımızda gördük diye izleyicinin bu sorusuyla da birlikte sorduğumda siz ne düşünüyorsunuz?
Bu çok doğal bir şey çünkü Türkiye'deki gerek gençlik hareketleri gerek alimlerimiz klasik kitaplardan bile mahrum edildiği klasik fıkıhtan, klasik akaid kitaplarına, mezhepler tarih kitaplarından mahrum edildiği bir dönemden geliyoruz. Yani 1950'lere kadar bu ülkede bir ilahiyat fakültesi bile yoktu. Ankara İlahiyat Fakültesi'nin kuruluş tarihi 1949'lardır. Dolayısıyla bu tip konularda biz bir kesintiye uğradık. Ama bu mesela İran halkı gerek medreseleriyle, havza ilmiyeleriyle, gerekse üniversitesiyle, entelektüeliyle hiçbir zaman kesintiye uğramadı. Aramızda böyle bir fark var. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye'de Selahattin abinin o işaret ettiği nokta çok önemli. 1980'lere kadar bizim yurt dışında gitme, yurt dışını görme kültürümüz fazla yoktu. Çünkü ekonomik olarak ciddi sıkıntılar olan bir ülkeydi. Adeta Sovyetler Birliği gibi komünistle yönetilen bir ülke modelindeydik. Yani yurt dışına gitmek için devletten dolar istemek zorundaydınız. Bunu almak o kadar zordu. Yani özel dönemine kadar bu ülkedeki gerçekten yurt dışına gitme kültürü yoktu. Yani ben ilk İran'a gittiğim zaman, zaten yaşım küçüktü ama. Siz kaç yılında gittiniz? 1982'ydi gittiğim zaman. İlk İran'a gittiğim zaman, İran üzerinden Pakistan'a gittim eğitim almak için. İlk gittiğim zaman gerçekten zaten Anadolu, bir Anadolu ailenin çocuğuydum. Ve biraz da fakir bir ailenin çocuğuydum. Ve ilk yurt dışına gittiğim zaman şöyle psikolojiyle gitmiştim. Yani gerçekten çok komik gelebilir bugünkü gençler için ama İran tarafına geçtiğim zaman bir baktım ki gökyüzüyle, Türkiye'deki gökyüzüyle, İran'daki gökyüzüyle Türkiye'deki gökyüzü aynı. Aslında değişen çok fazla bir şey yok gibi. Yani değişmesini bekliyordum. Böyle bir şey bekliyordum. Yani başka bir dünya geçeceğim falan zannediyordum. Halbuki orada da aynı hava vardı, burada da aynı hava vardı. Ama bugün için bu çok komik bir şey. Ama o gün için bir çocuk olarak bunu hiç unutmuyorum. Çok üzerimde etki bırakmıştı yani. Sonra İran'a gittiğimiz zaman o... Özür dilerim, bu etki... Anlatılanlardan dolayı bir etki miydi? Okuduklarınızdan dolayı mı? Ya da yok, şunu söylemeye çalışıyorum. Biz yurt dışı kültürümüz yoktu. Onu bu asıl vurgu yapmak istediğim şey o. Tamam. Bizim yurt dışı kültürümüz yoktu. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki o günlerde çıkan Şura'dır, Tevhid'dir, çeşitli dergiler vardı. O gün en canlı okunan dergilerdi. Gerçekten çok hizmet etti o dönemdeki o dergiler. Bir abi anlatmıştı. Bunu anekdot olarak anlatmak istiyorum. Belki Selahattin abi onu çok iyi bilir. Mevdudi'nin vefat haberi geliyor Türkiye'ye ama Mevdudi'nin Türkiye'de bir tane fotoğrafı yok. Bir tane uyduruk Pakistanlı ve Hindistanlı adamın fotoğrafını buluyorlar. Mevdudi'nin öldü diye haber yaparak onu koyuyorlar haberde yani. Yani bu kadar kopuğuz İslam dünyasında. Böyle bir takip yok. Nerede ne olduğunu bilmiyoruz. Evet 1970-60 sonlarından itibaren, 70'lerden itibaren Türkiye'de ciddi bir tercüme faaliyeti var. İhvan, Müslüm'ün kitapları, Müslüman kardeşler kitapları ciddi anlamda çevrilmiş ama bölgeyi takip noktasında entelektüel alanda bir altyapı yok. Dil anlamda ciddi sorunları var bu ülkenin. Böyle bir dönemden geliyoruz. Dolayısıyla İslam adına nerede ne varsa bunun Şiiliği, Sünniliği, İsmaililiği ne bileyim bugünkü anlamda bildiğimiz birçok şey bilmeden biz her şeye İslam damgasını vuruyorduk. Yani işte Afganistan'da cihat varmış. Bizim için hikmetler de aynı, Rabbani de aynı, Yunus Halis de aynıydı. Ne bileyim Afganistan'daki Şii hareketlerin tamamı. Afganistan'da 30 tane Şii hareketi olduğunu biz sonradan öğrendik. 7 tane Sünni hareket olduğunu sonradan öğrendik. Ama başlangıcı itibariyle bizim için hepsi aynıydı. Yani işte ne bileyim Sudan'daki bütün hareketler aynıydı. Mısır'daki bütün dini hareketler aynıydı. İşte Eser'le İhvan-ı Müslüman arasında çeşitli farklılıklar varmış. Biz bunları bilmiyorduk o gün itibariyle. Ama zamanla bunları öğrendik. Bir de anekdot olması itibariyle şeyi söyleyeyim. Türkiye'deki o gün itibariyle İran nasıl bakıldı? Bizim dışımızdaki kesimlerin de nasıl baktığını... Aslında onu soracağım. İyi hatırlarsınız. Yani milli görüş nasıl baktı? Tırnak içerisinde Sufi hareketler nasıl baktı? Tarikatlar nasıl baktı? Çünkü izleyicinin o sorusu var. Yani sizin bu tam dediğiniz ölçüde herkesin bakışı da aynı mıydı? Şimdi müzikle ilgili bir noktayı söyleyeyim. Çok enteresandır. Mesela biz İran müziğinden o gün itibariyle çok etkilendik. Çünkü çok müzik yoktu bizim kültürümüzde. Gençtik. Müzik bizim çevremizdeki alimler tarafından belki direkt olarak mübah görülmeyen, bugün nasıl görülüyor çok da emin değilim ama yani müsaade edilmeyen bir şeydi. Bizde o öyle bir kültürümüz yoktu. İlahilerden bir meşrulaştı biraz. Evet ama o İran müziklerinin o güçlü müziğini dinleyince zaten dilin kendisi müzikal bir dil. Onu dinleyince bize etkileniyorduk ama ilginçtir. Mesela ben ilk İran'a gittiğim zaman hatta İran'dan her geçişimde devrimin ilk yıllarından bahsediyorum. Biz herhangi bir dükkana girdiğimiz zaman, o gün ben sakalım vardı, dükkana girdiğimiz zaman bizi devrim muhafızı zannedip hemen müzikleri kapatıyorlardı. Müzikten, müziğin haram olduğuna inanan bir devrim vardı.
Şimdi biz müzikten etkileniyorduk, İran müziğinden etkileniyorduk ama İran'daki halk da pastarlar, devrim muhafızları gelecek, müziğe müdahale edeceklerdi. Hemen radyoları, eldeki teypleri kapatıyorlardı. Böyle bir enteresan bir ikileme düşmüştüm. Ben şaşıyordum. Çünkü ben şeyi ayıramıyordum. O günkü mübah İran müziği ile devrimin İran müziği arasındaki farkı da bilmiyorduk. Ama o müziğin tınıları hala kulağımızdadır. Bu enteresan bir şey. Bir başka nokta. Türkiye'deki aslında İran gençliği etkileyen en önemli faktörlerden birisi Ali Şeriat'ın Türkçe çevrilmiş kitaplarıdır. Yani onu ilk basanlardan bildiğim kadarıyla Selahattin abi. İlk ne zaman başladı? Yani İran kitaplarının özellikle... İlk Şeriat... Ali Şeriat'ıdır. Yani o dönemde Ali Şeriat'ı olsun, Beheşti'nin olsun, diğerlerinin kitapları tercüme edildikçe İran biraz daha iyi tanıdı. Ama Ali Şeriat'ı bence dönüm noktasıdır. Çünkü mesela benim hacla ilgili ilk okuduğum kitap Ali Şeriat'ın hac kitabıdır. Ne kadar doğru tercüme edildi, ne kadar edilmedi o tartışılabilir. Bazılarına göre sünnileştirilerek çevrildi. Türkiye'de tepki almasın diyenler olmuştur. Onu ben bilmiyorum. Onu Selahattin abi daha iyi söyler. Ama Ali Şeriat'ın o gün itibariyle çevirileri zaman içerisinde çok İran devrimi olan muhabbeti artırmıştır. Ama çok enteresandır yine. Ali Şeriat'ı o gün özellikle devrimin belli kesimleri tarafından reddedilen bir şahsiyetti. Yani hatta çok unutmuyorum. Tahran'dan Kum'a gitmiştim ve ben Kum'da şöyle bir araştırma yapıyordum. Acaba diyordum Şii dünya içerisinde sünnete dönüş, daha bidatlerden uzak, hurafelerden uzak bir Şii anlayış damar var mı? Ben bunu araştırmak için Kum'a gitmiştim ve bir mola ile röportaj yapmak istedim. Şu soruyu sordum. Dedim Şii dünyası içerisinde daha saf, daha sünnete dönüş, daha Kur'an'a dönüş gibi akımlar var mı diye soru sordum. Meğer ben çok büyük tehlikeli bir soru sormuşum. Aynen şöyle dedi. Duymadın mı dedi, o sapık Ali Şeriat'ı var dedi. O Ali Şeriat'ı işte senin söylediklerini söylemeye çalışıyor falan. Biz Türkiye'de Ali Şeriat'ı okurken İran'daki Mollaların Ali Şeriat'a karşı böyle de bir tepkisi vardı. Tabii şunu karıştırmamak lazım. O Humeyni dönemindeki Ali Şeriat'a olan tepkiyle şimdiki Hamaney'in Ali Şeriat'a olan yakınlığını birbirine karıştırmamak lazım. Bir de böyle bir şey var. Yani dönem içerisinde İran'da da Ali Şeriat'a olan bakış açısında ciddi değişiklikler oldu. Bir anekdot anlatacağım sonra bırakacağım. Türkiye'deki bizim Alevi kardeşlerimiz İran'a gidiyorlar. İran'da da Türkçe rahat konuşabildikleri Mollaların en yakın hissettikleri Molla Şeriat Madari o gün itibariyle. Şeriat Madari'ye gittikleri zaman Şeriat Madari bir Türk Azeri kökenli bir Molla ve Türkçe'yi konuşan bir Molla. Ve Türkiye'den giden Alevilere namaz kılmalarını, oruç tutmalarını, dinin yaşamanın önemli olduğunu falan anlatıyor. Bizim Alevi kardeşler Türkiye'ye dönünce diyorlar ki vallahi Ali Şeriat Madari neredeyse bizi Sünni yapacaktı diyor. Yani böyle enteresan bir ikilemlerin yaşandığı bir dönemdir o dönem. Yani bunları biz hep dinlerdik, gülerdik. Ama tabii daha sonra daha da iyi anlamaya başladık. Şimdi sevgili seyirciler diyorlar ki ya bırakın artık bu şeyde yaşanmışlıkları da geçmişi bilmeden bugünü anlamamız zor. Yani o İran'daki bakış açısı neydi? Bugün nasıl değişti? Türkiye'de veya İran'da değişti mi? Selahattin abi şu soru soruluyor. Tamam Türkiye'de bakış buydu da Selahattin abi o dönem gittiğinde o dönemde İran'ın Türkiye'ye bakışı nasıldı? İran'ın Türkiye için özel olarak bir bakış geliştirmesi o anda mümkün değildi gibi geliyor bana. Çünkü inkılap yapmış, kuşatılmış, gerek Sovyet Rusya tarafından, gerek Amerika tarafından, gerek bütün dünya tarafından kuşatılmış ve hemen bütün Arap rejimleri tarafından kuşatılmış bir İran. Böyle bir yerde Türkiye'ye öyle menfi bir bakış geliştirmeleri herhalde mümkün değildi. Türkiye halkına, hele de Sünni, ekseriyeti Sünni olan bir halka öyle uzak bir bakışlar yoktu benim bildiğim kadarıyla, benim anladığım kadarıyla. Ama Türkiye rejiminde nihayet NATO'ya bağlı, Batı İttifakı içinde yer almış bir ülke olduğu, bir rejim olduğunu biliyorlardı ve bunun her an Türkiye'ye, işte İran'a karşı bir tehdit oluşturabileceği de düşünüyordu mutlaka. Ama bu kadar. Bunun ötesinde öyle bir derin bir husumet de söz konusu değildi. Çünkü kısa sürede zaten inkılapla birlikte İran çok büyük bir nasıl diyelim, yani ekonomik açıdan petrol ihraç edemiyor, mali buhran içinde, efendim arkasından bir sene, bir buçuk sene sonra savaş başladı. Bu şartlarda Türkiye İran'ın imdadına yetişti. Çünkü Türkiye'den geçen, Türkiye'den yığınla mallar, her ne olursa olsun, kaliteli kalitesiz. İran'a gittiği zaman insanlar onu alıyordu. Yani düşünebiliyor musunuz? Gerçekten belki çok komik gelecek, bir diş macunu veya bir sabun bile İran'da üretilmez hale gelmişti. O kadar geri kalmış bir toplum manzarası. Şahın ve yüksek sosyetenin lüks harcamaları elbette varmış ama
gerisinde halkın ortalamasına hitap edecek biraz daha ucuz tüketim maddelerine yer verilmemiş. Öyle bir yerde, Türkiye bir yerde imdadına yetişmişti. Hatta öyle ki her gün mesela haberler gelirdi işte halkın arasında. Bugün Türk eti gelecekmiş şeye, kasaplara diye. İnsanlar hadi kuyruklara girerlerdi. Türkiye'den gelen malları et veya diğer tüketim maddelerini almak için. Onun için de Türkiye'ye öyle bir menfi bir bakış açısı söz konusu değildi. Şey olarak esasen Türkiye'de onu dikkatli kullandı. Bu arada izleyici, izleyici Selahattin abinin eski fotoğraflarından tutun gözaltı alınma kararlarına kadar yolluyor. Böyle çok ciddi bir şey var. Hani bir özlem ve gerçekten gördüklerinden dolayı çok memnun olduklarını söyleyen insanlar var. Ömer Hocam siz şey yapın, ben esas yavaş yavaş sorulara doğru gelim. İzleyicinin sorduğu sorulara doğru gelim. Şimdi ben izleyiciyi anlıyorum. Muhtemelen günceli, bugünkü gündeme daha fazla değinmemizi istiyorlar ama bu arka planı işlemeden İran'ı anlamak... Siz hem söyleyeceğinizi söyleyin. Evet, ben bu ortak soruyu soracağım. Selahattin abi de çünkü aynı soruyu soracağım. Yani İran Fars ulus devleti midir yoksa İran İslam İnkılabı mıdır? Sorusuyla başlayalım. Şimdi oraya gireriz. Güzel bir soru sordunuz. İran'ın Türkiye'ye bakışı nasıldı? Şöyle söyleyeyim. İran devrimini yapan insanlar o gün itibariyle İslam dünyasının, en azından devrimin önde gelenleri İslam dünyasını takip ediyorlardı. Özellikle Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile çok yakın ilişkileri vardı. Onları takip ediyorlardı. Filistin Kurtuluş Örgütü ile yakın ilişkileri vardı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İran devrimine katkısı yadsınamaz. Yani önemli tecrübe alışverişinde bulunduklarını en azından ben okuduğumu düşünüyorum. Yine Selahattin abi söylediği gibi Türkiye İran için tek çıkış kapısıydı. Yani dünyadan mal alabildiği, İran'ın nefes alabildiği tek ülkeydi. Dolayısıyla karşılıklı alışveriş ciddi anlamda vardı. İran'a bütün ambargolara rağmen, Türkiye ambargo, Batı'nın koyduğu anlamda bir ambargo koymamıştır. Tabii bunda ekonomik menfaatleri de vardı Türkiye'nin ama ambargo koymamıştır. Ama Türkiye'nin de bir kaygısı vardı. Sonuçta demokratik, laik bir ülkeydi Türkiye. Her an Türkiye'deki Müslüman tabanı etkiler diye böyle sürekli bir tedirginlik vardı. Yine ilk İran'a gittiğim zaman yaşadığım, yani çok benim için anlamlı olan bir tablo sizinle paylaşmak isterim Nevzat Bey. Şimdi sınıra gittim. Şimdi sınırda iki tane fotoğraf var. Bir tarafta Humayun'un resmi, bir tarafta da Atatürk'ün resmi. İkisi de birbirine çok sert bir şekilde bakıyorlardı. Benim için çok çok anlamlıydı bu. Yani sakın ülkemin işlerine karışma. O da diyordu, bak sakın sen de benim işlerime karışma der gibi bir hava vardı. O da benim için bir genç birisi olarak çok etkili olmuştu o gün itibariyle. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir tedirginliği de vardı. Çünkü Türkiye'de İran devriminden etkilenen bir taban vardı. İslam hareket hızla, her ne kadar sol ve sağ hareketler gibi... O kadar hızlı olmasa bile Türkiye'de de hızlı bir yükselen bir İslami değerler vardı. Siyasal anlamda parlamentoda bir o gün itibariyle siyasal İslamcı denen bir hareket vardı. Bir şekilde hükümetlere, koalisyonlara giriyordu. Hükümetlerde anahtar parti konumuna geliyordu falan filan. Bütün bunlar derin devleti, o günkü derin devleti, rejimi de tehdit ediyordu kendi açılarından itibaren. Zaten bunun sonucu olarak İran devrimi artı Kudüs'ün o gün itibariyle başkent ilan edilmesi... İsrail tarafından ve Konya'da yapılan büyük bir miting, o günkü mitingin başını çeken Necmettin Erbakan'ın yapmış olduğu o miting ve yüz binlerce gencin katılmış olduğu akıncılarla birlikte yapılan o mitingden sonra 12 Eylül darbesi olmuştur. Ondan sonra yeni bir Türkiye, yeni bir Türkiye-İran ilişkileri süreci başlamıştır. Siz Erbakan'ın yanında da, rahmetin yanında da bulundunuz. O geleneklerine geliyorsunuz. Milli Görüş'ün İran'a ve şeye bakışı nasıldır? Şimdi tabii birden o arada çok büyük bir şey var, ilişkiler var. Oraya girmeden burayı anlamak zor ama Erbakan Hoca her zaman o gün itibariyle de vefat ederken de İran'a şöyle bakmıştır. Ümmetin bir parçasıdır. Dolayısıyla özellikle D8'i kurarken ümmetin bir parçasıdır. İransız bu coğrafyada barış olmaz, dünya barışı olmaz. Dolayısıyla İran'ı da D8'i kurarken İran'ın bir parçası yapmıştır. Hatta orayı sormuşken bir şey söyleyeyim. Biz İran'ı ziyaret ettiğimiz zaman, Sayın Erbakan'la, merhum Erbakan'a İran'ı ziyaret ettiğimiz zaman, o gün Sayın Erbakan'a bir soru sordular. Dediler ki, siz İsrail'le ilişkilerinizi ne zaman keseceksiniz? Refah Yolu Hükümeti olarak. Erbakan Hoca da şöyle demişti, Allah rahmet eylesin. Dedi ki, biz
ordumuzun silahları, birçok teçhizatı falan filan zamanda yapılan anlaşmalar gereği Amerika'dan alıyoruz. Amerika'dan direkt bir yedek parça istediğimiz zaman, elimizdeki F-16'ların ve diğer bir silahımızın yedek parçasını istediğimiz zaman Amerika diyor ki bizim Orta Doğu'daki temsilcimizden al. Biz direkt vermiyoruz diyorlar, diyordu bize. Dolayısıyla biz mecburen bu yedek parçaları bir şekilde İsrail'den almak zorunda kalıyoruz demişti. Ve dedi ki ek olarak, siz İran olarak bu yedek parçaları bize verin, biz bu yarın hemen ilişkilerimizi keselim İsrail'e demişti. Onlar da dediler ki bizim elimizde bir sürü F-16 uçakları var. Amerika'dan ve İsrail'den yedek parça alamadığımız için bizim uçaklarımız şu anda işlemez halde demişti. Siz de onları verin. Yani böyle bir şey söylemişti. Yani dolayısıyla Erbakan Hoca her zaman ümmetin bir parça olarak gördü. Onlarla onları dışlamadı ve sürekli kendi camiasında da, kendi cemaatinde İran'a karşı negatif hiçbir zaman bir şey söylemedi. Her ne kadar onlar aynı karşılığı, en azından başlangıcı itibariyle Erbakan Hoca ile ilgili aynı karşılığı başlangıcı itibariyle söylüyorum, düşündüler mi? Bundan çok emin değilim. O kısmını Selahattin Bey daha iyi bilir. Ama daha sonra D8'i kurduktan sonra Erbakan Hoca'ya olan saygıları ciddi anlamda artmıştı. Çünkü D8'den sonra daha iyi Erbakan Hoca'nın projeleri, zihin dünyasını daha iyi okumaya başladılar. Daha sonra kendisini İran'a davet ettiler. En son hayatın sona erdirmeden önce, vefat etmeden önce de orada yapmış olduğu konuşmalar tamamen İslam Birliği, Müslümanların Birliği, İran'ın daha İslam politikaları izlemesi, mezhepçi politikaları izlememesi noktasında ciddi uyarılar yaptığını biliyorum. Mesela onlara şöyle demişti o gittikten sonra, o ziyaretinde. Siz devrim yapalı 30 yıl oldu. Hala ne ekonominizi, ne eğitiminizi, ne şunu ne bunu iddia ettiğiniz tezlere uygun bir şekilde yapamıyorsunuz. Dolayısıyla siz ne yaptınız 30 yıldan beri diye böyle karşılıklı bir şeylerde de bulunmuştu. Peki şu soruyu da sorayım ben. İran Fars Ulus Devleti kalsın. Devrim sonrası, İran İslam İnkılabı sonrası tarikat ve cemaatlerin, Türkiye'dekilerin bakışıyla ilgili izleyici orayı es geçtiniz diyor da. Evet, orayı şey yapamadık. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bir gençlik hareketlerinin olaya bakışı vardı. Bir de ulema geleneğinden gelen, kitapları az buçuk bilen insanların hayata olaya bakışı biraz daha farklıydı. Çok ilginçtir. Mesela bizim en o gün itibariyle devrimden sonra İran'a giden ilahiyatçı kesiminden bile söylenen bir cümle var. Diyorlar ki bizim kitaplarda okuduğumuz Şia ile İran devrimindeki Şia farklıymış diye bir kanaate ulaşan çeşitli akademisyenler olduğunu biliyorum. Ancak herkes akademisyen değildi Türkiye'de. Dolayısıyla gerek bazı ilim merkezi tasavvuf çevresi, gerekse de medreseli, yani fıkıh okuyan, işte akaid dersleri veren ilim çevresi, kitaplarda okuduğu Şii ile İran'ı yargılayabiliyordu o gün itibariyle söylüyorum. Ancak ilginçtir, mesela bizim Türkiye'de bazı tasavvuf çevreleri ise değerler itibariyle, bu çok önemli bir şeydir, bunu uzun konuşmak lazım tabii, değerleri itibariyle bugün her ne kadar kendilerini Sünni olarak bile görseler, Türkiye'de Sünni bile olsalar, İran'daki o toplam değerlerle Türkiye'deki savundukları, o tasavvuf içindeki geleneğin savundukları değerlerin İran'daki değerlerden çok farklı olmadığını söyleyebilirim. Yani bir Ehl-i Beyt sevgisi, Hasan Hüseyin sevgisi, ondan sonra İmam Cafer sevgisi, İmam Cafer-i Sadık sevgisi, İşte Ebu Hanife ile mutlaka İmam Cafer-i Sadık'ı bağlı bir reel yapı olarak var. Ancak bu bakış tarzı, devrimin ilk yıllarındaki bu bakış tarzının zamanla hızlı bir şekilde, özellikle 15-20 sene sonra, İran devriminden 15-20 sene sonra hızlı şekilde değiştiğini, sadece Türkiye'de değil, İslam dünyasının genelinde değiştiğini de söyleyebilirim. Bunu biraz sonra değineceğiz tabii. Hocam, aynı soruyu ben size sorayım. Özellikle hem buradaki gözlemleriniz hem sonra İran'a gittikten sonra. Türkiye'de hem Şia'ya hem İran İslam İnkılabı'na tarikatların, cemaatlerin, grupların, işte gençlik önderlerinin, gençliğin bakışı nasıldı? İzleyici onu ısrarla vurgulamak istiyor da ben... bir de özür dilerim, Boksör Ömer diye birini soruyorlar ben. Boksör Mehmet. Ömer diye birini soruyorlar da siz en çok... fotoğraflarınızı gönderen geçmişe ilgili bir izleyiciniz. Boksör Mehmet diyor. Çünkü Fatih'te bilirsiniz abi siz. Meşhur bir boksör Mehmet'i vardı Fatih'in. Fatih'te. O gün itibariyle Fatih demezlerdi. FT19 diye bir gençlik hareketi. Şu an Fatih Akıncıların... Fatih Akıncıların içinde olabilir. Şu anda evet. Hayattan çok emin değilim. Ama o gün itibariyle bir boksör Mehmet vardı. Hatırladınız mı abi? Hayatta olduğunu biliyorum. Dün telefon etti için. Öyle mi? Tamam. Sevgili seyirciler, Mehmet demiş. Kimmiş? Boksör tamam. Mehmet. Mehmet'miş. Pardon, Ömer değil. Evet hocam, o gün tarikatların, cemaatlerin bakışı.
Şimdi Ömer Faruk kardeşimizin dediği gibi zaten tarikatlarda genel olarak bir Hazreti Ali muhabbeti ağır basar bir yerde. Ehl-i Beyt sevgisi ağır basar. Ancak İran'la Türkiye arasında kültürel iletişim açısından biraz farklılık var. O da şu, İran'da farz mal tasavvuf deyince son derece menfi bir algılama vardır. Tasavvufa hep şüpheyle ve hatta biraz uzak durulur. Ama hazırlanan metinlere bakarsın, yaptıkları açıklamalar bakarsın. Aynen Türkiye'de bizim tasavvufçu çevrelerin izahlarından farklı olmayan bir şey. Hatta benim bir tanıdığım rahmetli İmam Kumeyni'nin bir konuşmasını almış bir gün bir mecliste okuyor. Diyorlar ki efendim bu hangi büyük mutasavvıfın, hangi büyük şeyh hazretlerinin konuşmasıdır? O da diyor ki bilin bakalım bu kimin konuşması? Sonra o da diyor ki sonunda izah ediyor. Bu diyor İmam Kumeyni'nin konuşması. Aa nasıl olur bu? Aynen sanki bizim bir yani Sünni dünyadaki bir tasavvuf şeyhinin konuşması gibi. Yani özü itibariyle konuşmaların muhtevası itibariyle fazla bir farklılık yoktur. Ama orada hikmet ve irfan olarak geçer, tasavvuf olarak geçmez. Tasavvufa da çok olumsuz bir yaklaşım vardır. Ama muhteva olarak aşağı yukarı aynıdır. Bu açıdan biraz bilenler çok farklılık olmadığını görürler. Ama ben tarikatlar, hangi tarikat nasıl bakardı o hususta... Peki bir soru var hocam size. Fazla bir şey söylemeyeyim. Biraz önce söylediğiniz Şia, Sünni arasında akadeyi soru ne fıkhi fark var sorusuna bir itiraz gelmiş. Bunu biraz açabilir misiniz diye bir soru var. Ömer hocam ben unutursam biraz sonra cevaplarsınız. İran'a gittiğinizde Ömer isminizden dolayı bir sıkıntı yaşadınız mı sorusu yani var. Şimdi akide farkı derken La ilahe illallah Muhammedun Resulullah temelde Müslümanın akidesi bunun üzerine dayanır. Tevhid inancı ve nübüvvet. Bu temel üzerinde herhangi bir farklılık var olduğu söyleniyorsa söylesinler. Benim ona ben bu mantıkla söylüyorum. Onun dışında da zaten akidevi temel olarak farklı yorum sadece tefsir farkı vardır. Kur'an üzerinde o Sünni mezhepler arasında da tefsir farkı vardır. Onlar arasında bu tefsir farklılıkları bir şey ifade etmez. Ama tarihin getirdiği, kültürün getirdiği, 13 asrın ayrılıklarının getirdiği bir takım tortular vardır ki bu tortuları eğer akide olarak görürsek veya akidenin yerine koyarsak gerek Şii tarafında gerek Sünni tarafında işte bunlar akidedir falan dersek o zaman o itirazı yapanlar haklı sayılır. Ama ben öyle düşünmüyorum çünkü bunlar akide değil zaman içinde meydana gelmiş olan tortulardır. Bunlar... Peki, Şia'nın evet. Sünnilere bakışı soruluyor. Nasıl bakıyor diye. Valla ben Şii veya Sünnilik adına konuşacak durumda değilim. Bir Müslüman olarak ben Müslümanım diyen insana ve bu hususta açık yani İslam inancının temel dairesi dışına çıkmayan her insana Müslüman gözüyle kendim o gözle bakarım. Ama yanlışları olabilir, benim de yanlışlarım olabilir, o kadar. Onun dışında... Çünkü bu sorunun arkasından gelen soru şuydu. İran'da Sünni camileri niye açılmıyor, niye yok tarzı bir soru gelmişti. O vardı, o nedenle onu evet, sormuştum. Evet, onu şey yapayım, doğrudur. Yani böyle bir hassasiyet vardır. Çünkü camilerin Sünni ve Şii camii diye ayrılması da prensip olarak inkılabın başında bir karşı tavır geliştirildi. Cami vardır. Yani burada Türkiye'de Aleviler, bir kısım Aleviler tarafından geliştirilmek istendiği gibi başka isimlerle bir takım toplantı mekanlarına dini şeyler vererek bir yere varılmak istenmez. Doğrudan doğruya mescit denilir. Mescit kelimesi kullanılır. Bunun Şiisi, Sünnisi olmaz denilir. Bu hususta temelde benim de yani şahsen itiraz etmediğim şeydir. Yani mescit, mescittir, mescitler Allah'ın evidir. Bunun şey olarak illa Şii mescidi, Sünni mescidi diye ayrılması nerede olursa olsun ve ben onun için mesela Sünni mekanlarına gittiğim zaman, Sünni mıntıkalarına gittiğim zaman İran'da orada
gittiğimde hem Sünnilerin namaz kıldığı mescitler vardı, hem Şiilerin namaz kıldığı mescitler vardı. Şiilerin mescidine de gidiyordum. Sünni gibi namaz kılıyordum. Sünnilerin mescidine de gidiyordum. Yanımda birlikte benimle gelmiş olan Şiiler, hatta korkarak geliyorlardı ama sonra birlikte namaz kılıyorlardı. Yani hiç de bir itiraz geliştirilmiyordu. Ama camilerin, mescitlerin mezheplere göre ayrılması, bu maalesef bizde de burada bile var. Yani burada bile bazı şehirlerde, Anadolu'da Karadenizler Camii, Bosnalılar Camii, bilmem ne camii falan diye ırklara göre veya bazı coğrafi mıntıkaların halklarına göre mescit ayrımları yapılabiliyor. Orada da yapılmış olabilir. Ama doğrudur. Yani İran'da şey olarak, açık olarak resmen işte bu Şiilerin camidir diye veya Şiilerin mescididir diye veya bu Şiilerin cuma namazıdır diye bir isimlendirme olmadığından, ayrıca ikinci bir cuma namazı veya ikinci bir mescit yerinin açılmasına resmen müsaade edilmemiştir. Ama onlar da biliyorlardı ki mesela Hikmetyar'ın Hizb-i İslamisi'nin binasında cuma namazı kılınıyordu. Ve cuma namazı da Hikmetyar'ın adına kılınıyordu orada. Bizim mücahit liderimiz Hikmetyar'dır. Sünniler olarak biz burada namaz kılıyoruz diyorlardı. Bir diğer de gidiyordu Pakistan elçiliğinin altında, ki resmen yani bakın Pakistan elçiliğinin altında onlar da cuma namazı kılıyorlardı. Ve buna da sadece biraz belki dudak bükerek bakıyorlardı ama bir itiraz geliştirilmiyordu. Hayır, niçin burada ayrı namaz kılıyorsunuz denilmiyordu. Size soracağım soruyu Selahattin abiye onu da sorayım, sonra size geleyim. Müsaade edersen, unutmazsan. Tamam. Yok, Ömer Osman isimlerini soracaktım. Zaten size sordum. Onu tekrar sorarım. Ben onu tekrar ona veririz. Şimdi bir kere İran'da Sünnilerin camisi meselesini ben de değinmek isterim. İran'da yani Sünni Müslümanların toplamda biraz önce söyledi zaten abi. %18 civarında söyledi. %18-20 civarında bir Sünni nüfus var. Sünni nüfusun sahip olduğu cami sayısı %80'lik Şii nüfustan daha fazla. Bu önemli bir şey. Sünnilerin cami sayısı Şii nüfustan daha fazla. Bunu bizatihi resmi yetkililerden duyduğum bir şey bu. Artı bunu diğer Sünni kesimlerden teyit ettirdim. Bu bir. İkincisi, izleyicimizin sormaya çalıştığı soru şu. Tahran'da bir Sünnilerin, Sünniler adına yapılmış veya da Sünnilerin burası da biz namaz kılıyoruz dedi. Kendi mahallelerinde yaptırmış oldukları bir camileri yok. Buna da müsaade etmiyorlar. Tahran'da buna müsaade etmiyorlar. Kastedilen bu. Biz bunu İran'daki dostlarımızla yakın oturup konuştuğumuz zaman niye bunu buna müsaade etmiyorsunuz? Sonuçta yani bir İslam devrimi, İslam devleti olduğunu söylüyorsunuz. Niye böyle bir ayrımcılık yapıyorsunuz dediğimiz zaman bize şöyle söylediler. Onların ağzından söylüyorum. Tahran Şii dünyasının başkentidir. Dolayısıyla Tahran'da Sünni bir camiye hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz dediler. Bunu bizzat yetkililer söyledi. Ne söylüyorum? Bize de orada şey demişler. Şimdi, belediye sınırları içerisinde tek bir cami olur. Dolayısıyla şimdi tek bir cami değil. Bir kere Tahran'da bizim İstanbul'da olduğu gibi bir cami geleneği de yok çok fazla. Ama yani eğer Sünniler Sünni veya herhangi bir mahalledeki mahalle Müslümanları, diyelim ki bir mahallede oturan Müslümanlar, diyelim ki Sünni ağırlıklı, burada Kürtler olabilir, bölüşler olabilir, başkalar olabilir. Biz mahallemize bir cami açmak istiyoruz deseler, adına Sünni camisi koymalarına gerek yok. Ama onlar açacağı zaman burası Sünni camisi olacak için buna müsaade etmiyorlar. Bunu Tahran'da yapıyorlar. Ama diğer bölgelerde Sünnilerin cami sayısı Şii nüfustan daha fazla. Yani biz bunu söylediğimiz zaman dediler ki Sünnilerin zaten camileri daha fazla. İstatistik olarak biz bunu biliyoruz dediler. Bunu netleştirmek için söylüyorum. Tabii bu bakış tarzı sıkıntılı bir bakış tarzı ama böyle düşünüyorlar. İsminizden dolayı bir sıkıntı yaşadınız mı? Valla ben hiçbir zaman sıkıntı yaşamadım. Çünkü benim ilişki kurduğum insanlar yani bizim kimliğimizi, her şeyimizi bildikleri için bana Agayı Faruk diyorlardı bazen, Ömer Faruk yerine. Bazen Agayı Ömer diyorlardı. Ama Ömer'i daha çok Faruk kullanıyorlardı. Ama iş dünyalarında rahatsız oluyorlar mı, olmuyorlar mı bilmiyorum. Ben hiçbir zaman Tahran'a gittiğim zaman işte benim adım Ömer Faruk değildir demedim. Ben her zaman Ömer Faruk demişimdir. Bir de çok resmi görüşmelerde bulunduğum için özellikle son dönemdeki görüşmelerimizde yani bana bir şey söylemediler. Ama Agayı Faruk kullanmayı daha çok tercih ediyorlar. Bu soru niye soruluyor? Bu şunun için soruluyor. Çünkü kültürel olarak, tarihsel olarak yani İran kültürü içerisinde, Şii kültürü içerisinde özellikle Hazreti Ömer'e karşı böyle bir tepki var. Bütün Hulefe-i Raşid'in, Hazreti Ali hariç böyle bir Hulefe-i Raşid'in tamamına karşı bir tepki var. Bir önce Selahattin abinin söylediği şeyi biraz değinmem gerekirse yani niye
akaid kitaplarına bu mezhebi konular niye sokulmuştur? Bu önemli bir sorudur aslında. Yani niye bu tartışmayı insanlar sürekli yaparlar? Çünkü asıl tartışma konusu sahabeye bakış tarzıdır. Şii geleneği ile Sünni geleneğinin toplamda sahabeye bakışı arasında çok ciddi, %100 bir fark bakış tarzı vardır. Şimdi buradan kaynaklanan sahabeyi... Nedir o bakış farkı? Yani Sünni dünya, Sünni paradigma sahabeye tamamına adil olarak bakar. Bunlar Allah Resulü'nün mektebinde yetişmiş önemli öğrencilerdir. Bu sahabilerin, Hulefe-i Raşidi'nin veya büyük sahabilerin peygambere ihanet etmesi beklenemez. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olursa otomatik olarak bu peygambere yansıyacak ve denebilir ki nasıl bir peygamber ki 23 yıl içerisinde yani 4-5 kişinin dışında veya 10 kişinin dışında başka sahabi yetiştirememiş gibi bir algıdan korktukları için ve bütün dini kaynaklara direkt etkileyeceği için bizdeki kütüb-i sitteden tutun da hadis kitaplarının tamamını etkileyeceği için sahabeye bir masum dememişler. Ama bir adalet sıfatı yükleyerek ciddi anlamda oraya bir savunma mekanizması geliştirmişler. Öbür taraftan Şii paradigma ise kendisi her ne kadar kendi imamlarına imamımız diye saydıkları 12 imama masumiyet yüklerken sahabedeki o adalet sıfatını bu sefer kaldırmışlar. Yani böyle bir iki farklı paradigmanın ulaşmış olduğu farklı sonuçlar var. Buradan hareketle sahabeyi koruma adına Sünni paradigma akaid kitaplarına çok da bazen akaidle ilgisi olmayan, direkt inanç sistemimizle ilgili olmayan meseleleri de akaid kitaplarına koymuşlar. Yani biraz önce söylediği gibi, yani kelime-i tevhidin dışında yani birçok la ilahe illallah Muhammed Resulullah kavramının dışında da meselesi bile akaid kitaplarına konmuştur. Bunun tek sebebi mütevatir derecesindeki hadisleri dışlamasın birileri diye sünneti koruma adına, sahabeyi koruma adına meseleleri akaid noktasına indirgemişlerdir. Burada yeri gelmişken biraz önce ismi geçti. Medreseler şunları bunları unuturum diye bunu söylemek istiyorum. Mesela Türkiye'de bilinen şöyle genel bir kanı vardır. Şii medreseleri felsefede çok ileri düzeydedir. Yani Osmanlı medreselerinden daha ileri düzeydedir. Bu da doğru değildir. Yani Hümeyni medreseye felsefeyi soktu diye suçlananlardan birisidir. Bunu ben öğrendiğim zaman şok olmuştum. Çünkü bende de kanı şuydu. İran Mollaların hepsi filozoftur. Hepsi işte Molla Sadr'ı okurlar. Dolayısıyla bunların yanında biz aşk atamayız. Yani iyi felsefeciler hepsi. Halbuki öyle değil. Yani bildiğimiz bizim klasik medreseler gibi medreseler bunlar. Ama Hümeyni medreseye felsefeyi soktuktan sonra medreseye de bakışı, dünyaya bakışı değişmeye başlamış. Ama bunun faturasını da epey bir ödemiş Hümeyni hayatında. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Onun çocuğunun su içtiği kastan su içmek bile haramdır. Çünkü felsefeci bir babanın oğludur demişlerdir. Bazı evet. Muhalifleri. Evet. Ama bu tabii sonra şu anda ciddi anlamda değişmiştir. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi Şii havzalarında aslında onlar da kendi işlerine ciddi bir sorgulama içerisindedir. Yani son dönemde senin ısrarla bizi getirmeye çalıştığın noktayı söyleyeyim. Ya ben bir bu yere siyasal, getirmeye çalışıyorum. Sen yani seyirciler getirmeye çalışıyor belki. Şöyle seyirci zaten fazlasıyla ben altyapı oluşsun diye. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz çok... belki... Aslında bir altyapı oluşturmadan, arka plan oluşturmadan günü anlamak zor ama son dönemdeki siyasal problemler Arap dünyasında, işte belki geleceğiz biraz sonra Yemen'deki, İran'ın Irak'taki politikaları, başka yerlerdeki politikaları tamamen siyasi, biraz da İran'ın siyasi hedefleriyle ilgilidir. Ama biraz ilmi olarak konuşmamız gerekirse İran kendi medreseleri içerisinde, medrese geleneği içerisinde ki tecridi aslında... 1900'lerin başında tamamlamıştır. Büyük oranda yapmıştır. Yani çok ilginçtir. Mesela Necef'teki ve Kum'daki medreselerde nasıl bir yenilik yapabiliriz, nasıl bir programı yenileyebiliriz diye gençler konuşurken kendi aralarında yemin ediyorlarmış. Burada konuştuklarımız, gizli odalarda konuştuklarımız, büyüklerimiz duymasın yoksa bizi medreseden atarlar diye. Onki yapılan fikri altyapı, Şii medreselerinde ciddi değişikliklere dolmuş. Yani Şii medreseleri bir kademe daha ileri gitmişler. Sünni dünyada medreseler yok edildiği için, bırakın tecridi, yenilemeyi, yok edildiği için bu anlamda Şii havzayı ilmiyeler karşısında Sünni medreseler ciddi anlamda, özellikle Türkiye coğrafyasında Kürt bölgesi hariç ciddi anlamda gerilemiş. Bir de Karadeniz bölgesini tabii pas geçmeyelim. Kürt bölgesi ve Karadeniz bölgesi hariç ciddi gerilemeye uğramış. Yani dolayısıyla bu sizin sormaya çalıştığınız meseleler üzerinde fikir üretecek, kafa yoracak şahsiyetler aslında ciddi anlamda yok edilmiş, bir sıfırdan
bazı şeyleri keşfetmeye çalışıyoruz. Ve tamamen keşfimiz de bizim 1990'lardan sonra başlamıştır benim açımdan en azından. Peki izleyici soruyor, yani o siyasi kısma geleceği zaman. Mesela diyor ki Şia'nın ilk üç halife döneminde Kur'an-ı Kerim değiştiğine dair bir inancı var mı? Bu soruya cevap vermenizi rica ediyoruz diyor. İkincisi Şii-Sünni atışması bir mezhep çatışması olarak niye karşımıza, farklar nelerdir? Yani bunu bilirsek en azından oyuna düşmeyiz tarzı. Bana soruyorsanız ben bildiğim kadarıyla gerçi Kur'an-ı Kerim daha önceden de kaybolmasın diye hafızlar öldükçe, hayattan çekildikçe yazılmaya başlanmıştır ama bilhassa Hazreti Osman zamanında en değerli toplu şekilde toparlanmıştır. Ve bunlar aynı zamanda Hazreti Ali'nin de kontrolünden geçmiştir. Hazreti Osman'ın isteğiyle. Ve ondan sonra eldeki mevcut Kur'anlardan farklı. Çünkü bazılarında bazı ayetler yazılmamıştır vesaire. Onlar toparlanmıştır ve Hazreti Ali'nin de teyidiyle yakılmıştır. Yani tek tip Kur'an kalsın diye. Hı hı. Çünkü farklı farklı yerlerde farklı yazışmalar olabilmiştir. Onun için ilk üç halife zamanında farklı Kur'anlar yoktu. Belki yani değişik yerlerde değişik Kur'an örnekleri vardır diye bunları tek bir yerde topladılar. Ve Hazreti Osman zamanında, Hazreti Osman'ın emriyle toplandı ve Hazreti Ali'nin de teyidiyle elde o tek tip Kur'an elde edildikten sonra diğer nüshalar da yakıldı. Onun için bir ihtilaftan söz etmek bence yanlış olur. Tahran'dan izleyicilerimiz sağ olsunlar hemen şey yollamışlar. Tartışmaya katkı vermek adına diyorlar ki mesele aslında bir camiden ziyade mescitler var ama minareli cami sorunu olarak söyleniyor. Hayır. Tahran'da yani şimdi bu olayı çarpıtmak olur. O zaman gerçeği söylememiz lazım. Tahran'da bu bağlamda mescitler yok. Tahran'ı bilen birisi olarak söyledim. Tam tersi. Cuma namazı kılmak için yapılan müracaatlar var. Alınan izinler var. O izinlerin de geri alınması olayı var. Şu anda mesela Kürt Müslümanlar Tahran'da kendi camilerinde namaz kılmak istedikleri zaman ciddi sorunlar yaşıyorlar. Şimdi bunu Tahran'daki dostumuz çok daha bizden iyi bilir. Yani bunu seyirciye farklı bilgi vermenin anlamı yok. Ben de bu vesileyle isterseniz bir şey yapayım. Geçenlerde Mahmut Erol Kılıç Hoca hatırlattı. Dedi ki ya abi biz dedi geldiğimizde dedi namaza gittiğimizde cuma namazında ısrarla dedi elini bağlıyordun namazda dedi. Namazdan sonra demiş ki yani niçin ısrarla? Ben de demişim ki o zaman ya vallahi abi yani vallahi kardeşim beni bizi görsünler. Yani bir sünniyle geliyor aramızda namaz kılıyor. Bir ayrılık gayrılık yok diye öğrensinler diye ısrarla. Bu dedi galiba abi ya güzel bir şeydi dedi. Yani bu sonra daha iyi anladım bunu dedi. Bu vesileyle onu da hatırlatayım. Ve ama şu vardı. Farz-ı muhal bir örnek olarak söyleyeyim. Şimdi cuma namazına gidiyorsunuz. Hatta bir çok sempatik bir şekilde Allahu Ekber dedim. Namaz kılacağım. Elimi bağladım. Namaz kılıyorum. Hutbe okunuyordu. İki tane aceri dedi ki kendi aralarında konuşuyorlar. Önüne taş koymayı unutmuş. Bir taş koy dedi. Yani sert yere, toprak veya taşa secde edilmesi esastır Şii fıkhına göre. Mühür dedikleri. Mühür denler. Yani her neyse ama bir en azından bir taş, toprak veya bir kağıt parçası gibi bir şey olur. Ona secde etmeyi esas alırlar. Bir taş koy dedi. Taş koymayı unutmuş dedi. Hemen oradan birisi bir yassı bir taş aldı. Yuvarlak bir taş parçası. Onu koydu secde edeceğim yere. Sonra adam baktı benim ellerim bağlı. Dedi o sünni mezheplidir. Onu al dedi taşı önünden. Aynen bu şeyle taşı al dedi. O da dedi ki sevabı çok olsun daha dedi. Yani daha çok sevap kazansın. Bu da bir güzel temenni. Neyse tabii namazı ben selam verdikten sonra dedim ki efendiler Azerice danışmayın başa düşürem dedim. Başa düşmek yani anlamak. Başa düşürem dedim. Anlıyorum dedim. Farsi de danışmayın, onu da başa düşürüm. Pes dedi, ne cür danışak dedi. Nasıl konuşalım? Dedim konuşmayın, hutbeyi dinleyin dedim. Daha iyidir. Bu da düz sözdür dediler. Sustular ama biraz sonra birisi dedi ki, ben önemli bir noktayı belirtmek için söylüyorum bunu. Birisi dedi ki, diğerine soruyor, bir şey sormak isterim diyor. Dedi, baba danışmayın dedi, diyor öteki.
Dedim buyur ne soracaksın dedim. Dedi aga Sünniler Ali Muhammed, Ehli Beyt ve Ali Muhammed, Muhammed oğulları onun nesli size ne kötülük yapıptır ki Sünniler siz onlara fuhşeylersiniz, söversiniz. Tabii dondum kaldım. Allah Allah dedim. Bunu nereden çıkardın dedim. Vallahi ben dedi 60 yaşına gelmişim, hemişe bunu işitmişim dedi. Mollalardan da bunu işitmişim dedi. Çok şaşırdım. Ben dedim bakın teşebbütte neler okuyorum. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim. Sadece Ali Muhammed'e değil, Ali İbrahim'e de selatü selamla dedim. Adam şöyle bir baktı, bir söylesen, bunu okumuşsan sen, dedim bunu okudum. Öyleyse dedi sen necis değilsen dedi. Öyleyse pis değilsen sen. Vallahi lütfundur dedim. Bilmiyorum ben böyle dedim. Şimdi adamın bakınız kendisini korumak için birileri bu halka diyor ki bunlar Ehl-i Beyt'e ve Âl-i Muhammed'e küfrediyorlar. Bunu söyledikten sonra adam bana nasıl sempatiyle bakabilsin? Evet. Ondan sonra adam kucaklaşıp şey yapıyor. Hatta mesela genç insanlar namazdan sonra bir musafaha etme adeti vardır. Güzel bir adettir. Eğer birisi kabul olsun diye musafaha ederler birbirleri. Tokalaşırlar. Ama yaşlı adamlar yanımızda varsa beni atlar öbür taraftakinin eline uzatırdı. Onunla musafahalaşır. Benimle musafahalaşmazdı. Çünkü ben necisim onun nazarında. Adamın abdesti bozulacak. Evet. Ne yapsın? Yani bu şekilde yanlış kültürler üzerine oturtulmuş anlayışlar vardır ki bunlar bizim için de ne itikadi bir ölçü olabilir ne bir şey. Ve bunlardan kurtulmak lazımdır. Ama bunu kendi mezheplerini, her iki taraftan da kendi mezheplerini korumak adına nitekim iki taraf içinde yalanlar söylenmiyor mu? Bir sürü yalanlar var. Ben şahsen bunlarla meşgul olmayı bile abes sayıyorum. Biz ümmetin birliğini esas alan ve aynı vahdet dilini konuşan insanlar olmak zorundayız. Muhammed İkbal'in güzel bir hatırlatması vardır. Biz diyor, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen ve tevhid inancı ve nübüvvet müessesesi etrafında birleşmiş bir İslam milletinin mensuplarıyız. Ve bir Gülistan'ın farklı renklerde açmış çiçekleri ve o Gülistan'da farklı seslerle şakıyan bülbülleri hükmündeyiz. Biz o temel çerçeveye uygun hareket edersek bu diğeri teferruattır ve evet. Bir noktaya değinmek istiyorum. Bu Kur'an meselesine. Bu yani aslında birileri bizi ciddi anlamda gaza getiriyor ve yanıltıyor. Yani bu Kur'an meselesi de yani İran'da hep bize de bunu derlerdi ben İran'a gitmeden önce. İşte yani İranlıların elindeki Kur'an farklı bir Kur'anmış falan diye. Hı hı. Ben bir dinler tarihçisi olarak şunu söyleyebilirim. Yani İncil'in, Tevrat'ın yazılış tarihine baktığımız zaman bir de Kur'an'ın yazılış tarihine baktığımız zaman Kur'an kadar evet Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da bunu söylüyor. Zaten onun için bu böyle yapılmıştır. Onda şüphe yok ama Kur'an kadar çifte sistemle korunmuş başka bir kitap yoktur. Çift dikişli korunmuştur. Bir ezberden korunmuştur. Bütün sahabe ezberlemiştir. Ezberleme grubu tabii. Bütün sahabe derken o işin üstlenen ezberleyen grup ezberlemiştir. Böyle korunmuştur. Ayrıca da yazılı hale getirilmiştir. Yani daha ilk indiği andan itibaren yazılı hale getirilmiştir. Ve dolayısıyla bugün Tahran'da okunan Kur'an'la daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Daha uç bir dille söyleyeyim, sivri bir dille söyleyeyim. Bugün Tahran'da Şiilerin bastığı Kur'an'la Vahabilerin bastığı Kur'an aynı Kur'an'dır. Daha ilerisini söylemiş oldum. Bugün? Tahran'da Şiilerin bastığı Kur'an'la Vahabilerin bastığı Kur'an aynıdır. Şimdi bu cümleden Selahattin abi, Şiiler de rahatsız olsun, Vahabiler de rahatsız olsun. Yani zaten... bir, iki, bir nokta daha söyleyeceğim. Bu da çok önemli. Yalnız, şunu da görmezden gelemeyiz. Şiiler içerisinde yani çok böyle cılız, istisnai bildiğim kadarıyla Kur'an'ın tedvin edilmesi, daha doğrusu toplanması sırasında bazı meselelerle ilgili görüş bildiren, Kur'an'ın sıhhatine gölge düşürebilecek bazı alimler var. Ama bunlar geneli temsil etmiyor diye biliyorum. En azından ben öyle biliyorum. Bu da ikinci bir nokta. Üçüncü bir nokta bu cuma namazla ilgili mesele gelin. Onu Selahattin'e bir isterse açıklayabilir. Tahran'da kılınan cuma namazı meselesi bildiğim kadarıyla devrim öncesi cuma namazı var mıydı abi toplu kılınan? Son 2 ay, 3 ay öncesine kadar kılınmıyordu. Evet. Dolayısıyla ve artık sosyal hayatın manivelasını eline geçirdiğini düşündüğü zaman imam
İmam Hümeyni çeşitli şehirlere cuma imamları tayin etti. Evet. Ve cuma namazına davet edin halkı dedi ve öyle başladı cuma namazları. Cuma namazı olayı Sünni dünyada şeydir, bir cemaat namazıdır. Yani bu cemaat namazı aynı zamanda bir devlet namazıdır. Yani devletin gücünü temsil eder. Yani onun için de Sünni dünyada, mesela İstanbul'da diyelim, cuma namazı aslında fıkıhta da böyledir. Salatin camilerde kılınırdı eskiden. Yani küçük mescitlerde cuma namazı kılınmazdı. Biz de gelenekten biraz farklı şekilde uzaklaşmış olduk. Tahran'da devrimden sonra cuma namazı, yani Hümeyni geldikten sonra cuma namazı kılınmaya başladı. Bu birincisi. İkincisi, Sünnilerin cuma namazlarına yükledikleri anlamla Şiilerin yükledikleri anlamlarda da biraz farklılıklar var. Yine onu isterse Selahattin abi girebilir. Onun için Sünni dünya bu anlamda daha çoğulcudur. Her şeye rağmen daha çoğulcudur cuma namazı itibariyle. Her ne kadar bu bir tartışma konusudur. Mesela çoğulcudur, bir şehirde birkaç yerde cuma namazı kılınabilir. Sünni dünyada kılınabilir. Tahran'da kılınamaz. Ama Sünni dünyada şöyle bir şey var, tartışması var. Bunu da görmezden gelemeyiz. Bir şehirde birkaç yerde cuma namazı kılındığı zaman ikinci cuma namazının riske girme ihtimali olduğu için zuhur ayrılığı da şart koşan alimlerimiz vardır. Şimdi ben, bu da başka teknik bir konu, o detaya girmemiz gerekiyor. Şimdi izleyicilerin soruları üzerine bir şey söylemem gerekiyor. Sevgili seyirciler, Şia fıkhı üzerine konuşacağımız konu Şia fıkhı değil. Çünkü onu konuşabilmemiz için, yani ağırlıklı konuşuyoruz ama burada bir Şia fıkhı uzmanlı olması gerekiyor. Diğer taraftan Sünni fıkhını şey yapmamız gerekiyor. Elbette ki konukların bunları konuşmaya yetkin insanlar ama bizim konuşacağımız konu daha çok siyasal konu. Dolayısıyla da bu tür sorular üzerine çok fazla soru geliyor. Ben onları müsaadenizle başka bir programa söz veriyorum. Öyle bir program yapacağız. Yani Şia fıkhıyla Sünni fıkhı arasındaki farklar nedir? Sahabe konusunda ne düşünüyorlar? Üç vakit, beş vakit namaz konusunda ne düşünüyorlar? Diğer konuları konuşabiliriz ama müsaadenizle ben gündelik siyasal meseleye doğru geleyim. Şimdi Selahattin abi, ben 2009 ve sonrasında geçen yılda İran'ı iki defa ziyaret ettim. Çeşitli ayetullahlarla görüşürken, yani İran devrimini gerçekten anlamaya çalıştım. Nedir, ne oluyor? Çünkü şunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Yani İran'ın ciddi bir prestij kaybı Suriye ile birlikte başladı. Hani bunu da ifade etmek lazım. Ama orada bir ayetullah uzmanın bana ifade ettiği çok güzel bir değerlendirme vardı. Dedi ki, İran İslam İnkılabı 1979'dan önce Şia devrimci bir ruh taşıyordu. İnkılaptan sonra Şia devrimcilik ve devletçilik arasında gidip geldi. Ama Hümeyni'nin vefatından sonra Şia Fars milliyetçiliğine büründü. Biraz önce sorduğum soruyu da oydu. Yani İran Fars ulus devleti midir? Bir İslam İnkılabı sonrasında tırnak içerisinde kullanıyorum onu. Çünkü şeriatı anlamda, yani bir İslam devleti midir? Siz nasıl görüyorsunuz? Ben İran'ın bir Fars ulus devleti olduğu düşüncesini kendi açımdan çok doğru bulmuyorum. Eğer öyle olacak olsa, yani bugün inkılap rehberi olarak anılan Seyyid Ali Hamene'yi bir Azeri Türküdür. Yani en başta olan o. 25 yıldır da ülkenin yeni lideri durumundadır. Ve İmam Hümeyni de aslen seyyid olarak ve ataları da Arabistan'dan Keşmir'e gitmiş insanlar olarak, onlar da Fars sayılmazlardı. Yani Farsça konuşmak veya Fars ulusçuluğu yapmak şeklinde bir görüşü bana biraz çok şey geliyor. Ama mezhebi eğilime ağır basan bir İran'dan bahsedersek, bunu da tabii de saymak lazım. Şöyle, çünkü İran mezhep derken mezhep ve dini farklı farklı anlamıyor. Diyor ki, yani mezhep demek yani din demek. Yani dinin, o dinin bağlısı tarafından anlaşılan şekilde takip edilen yol, mezhep. Öyleyse diyor, biz diyor, yani Şia ayrı ve Sünnilik ayrı, İslam'ın iki ayrı kolu demiyor. Şia yani diyor, gerçek İslam budur diyor. Öyleyse ben Şia'dan bahsettiğim zaman diyor, gerçek İslam'dan bahsediyorum diyor. Ötekiler sapık kollardır diyor. Aşağı yukarı diğerlerimiz de. Ötekiler de diyor ki, yani gerçek İslam Ehl-i Sünnet'tir, diğerleri sapkın kollarıdır diyebiliyor. Her iki tarafta da bu görüş, yani biz aynı kökten beslenen, aynı kökten yükselmiş bir ulu ağacın ayrı dallarıyız, büyük dallarıyız deseler mesele bitecek. Ama hayır diyor, İslam yani biziz. İki tarafın da iddiası bu. Böyle olunca da Şia derken
Yani gerçek İslam diyor. Böyle ehli sünnet derken de gerçek İslam diyor. Problem buradan kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Ve onun için de bu biraz zor halledilebilecek bir meseledir. Çünkü iki tarafta sadece kendisinin en doğru olduğunu, en iyisi herhalde her Müslümanın, evet ben inandığım değerlerin doğruluğunu, doğru olduğuna inandığım müddetçe sonuna kadar savunurum. Ama karşımdaki bir Müslümanın da kendi değerlerinin doğruluğuna inanması ve bunları savunması onun içinde bir haktır diyebilmesi lazım. Ama biz iki tarafta hayır biz ancak kesin doğru biziz deyince, hatta onun içinde dahi, Şia'nın içinde dahi mesela şimdi Şia deyince tek Şia vardır denilir. Halbuki bir beş imam mezhebi vardır, Zeydiler, yedi imam mezhebi vardır, İsmaililer vardır, 12 imam mezhebi vardır. Yani Şia, İran'da geçerli olan Şia deyince 12 imam mezhebidir. Yani böyle bir bakış açısı Selahattin, olunca... Onları her ne kadar söyledimse aslında soru çok geldi onlardan. Çok kısa bir anlatma şansınız var mı? Yani İsmailiye nedir, Zeydilik nedir, 12 imam meselesi nedir? En azından 12 imam meselesi üzerinden. Çünkü Yemen meselesi var. Biraz sonra gireceğiz anlaşılması Zeydiye adına. Zeydiye 5 imam mezhebine dayanır. Hazreti Hüseyin'in oğlu İmam Seccat. Yani Kerbela'dan kalan tek oğul olarak dördüncü imam olarak geldiği zaman onun da iki oğlu, birisi Muhammed Bakır, birisi de Zeyd. Fakat Zeyd bir yerde silahlı mücadeleye girerek şey zamanında Beni Umeyye'nin son döneminde ve daha çok Abbasilerin şeyinde ona yani zalim sultanlara karşı kıyam etmiş, mücadele vermiş olmasıyla bilinen birisi. Ancak İmam Muhammed Bakır buna karşı çıkıyor. Bir kısmı da Zeydi imam olarak kabul ediyor. İmam olan Muhammed Bakır değil, Zeyd'dir diyor ve Zeyd öldürülüyor sonra. Şimdi bir kısmı Zeyd'i imam olarak kabul ediyor Yemen tarafındakiler, Zeydiye. Bunlar beş imam diyorlar. Ondan sonra onun ölümüyle bu kesildi diyor. Beş imam meselesi buradan şey yapıyor. Ondan sonra bu imamet zinciri kesildi diyorlar. Sonra İmam Muhammed Bakır'dan sonra İmam Cafer geliyor altıncı imam olarak. İmam Cafer'in daha önce hayattayken yaşlı, ileri derecede yaşlı olduğu bir sırada kendisinden sonraki gelecek olan imamın İsmail olduğunu söylemesi durumu var. Fakat İsmail İmam Cafer'den önce vefat ediyor. Bu sefer geleceğin imamı olacak olan İsmail'in etrafında meydana gelmiş bir ilgi alanı var veya bir ekonomik grup var, bir sosyal grup var diyelim. Bunlar diyorlar nasıl olur imam, yani nasıl olur da ölür? Hayır bu ölmedi vesaire. Bu iddialar olduğu zaman İmam Cafer geliyor, oğlunun yüzünü açıyor ve cemaati çağırıyor, önde gelenleri kendi yani şeyinin. Diyor ki bakınız bu oğlum İsmail'dir ve ölmüştür. Fakat bir kısmı da diyor ki hayır, o ölmedi, İmam Cafer'i de aldattılar. Yanılttılar veyahut da o da anlamadı yaşlılığından dolayı diye. Bu sefer onlar da diyor, vay masum imama, İmam Cafer'e anlamazlık nispet etti. Öyleyse bunlar kafirdir diye İsmaillileri reddettiler. İsmaillilerin bir kısmı da namazından yerinde Badakşan tarafında ben gördüm. Bizim de aynı camide namaz kılan insanlardı, gariban insanlar. Ama İtikadi açıdan biraz açacak olursam, mollalarına soracak olursam öyle şeyler anlatırlardı ki İmam İsmail'in, işte yedinci imam dedikleri İsmail'in nasıl olduğu, nasıl şey yaptığı falan, ölmediği vesaire. Bu bir, ister istemez biraz artık orası... İzleyici şey, onu anlasın diye. Evet. Ömer Hocam, aynı soru. İran Fars ulus devleti midir? İkincisi mezhepçi bir devlet midir? Siz şu an nasıl görüyorsunuz? Onun üzerine çünkü izleyici ısrarla Suriye, Yemen, ben yavaş yavaş gelmeyi tercih ediyorum. Çünkü zamanımız var, meselenin altyapısını anlamadan yani sloganvari şeylerle girebiliriz ama bence anlatmak lazım, anlamak lazım, temellerine yalnız iyi bakmak ben lazım. İsterseniz ben bir cümle şey yapayım. Zeydiye meselesi, madem ki Yemen'e yeniden geleceğiz, bu demin anlattığım konuda İmam Zeyd'in etrafındaki, İmam Zeyd dedikleri ki onlar imam demezler yani 12 imam şiası, imam olarak kabul etmezler. Zeyd'in etrafında gelişmiş olan hareket şöyle der genel olarak. Diyor ki ilk üç halife
ile Hazreti Ali işbirliği yapmış mıdır? Yapmıştır. Bize ne oluyor da Ali'den daha fazla Alici oluyoruz? Onun kabul ettiğini biz de kabul ederiz. Bu valla benim de çok hoşuma giden bir yaklaşımdı. Çok mutedil bir yaklaşımdı. İşte orada problem oluyor. Onlar diyorlar ki hayır, bu biz onları kabul edecek olursak ta baştan Hazreti Peygamber'in rehletinden, vefatından hemen sonra zaten bu iş saptırıldı iddiamız geçersiz hale gelir. Görüşü ağırlık kazanıyor. Onun için İmam Zeyd meselesi veyahut da Zeydiye meselesi, madem ki Yemen meselesine de gelinecek, o yine geldiğinde konuşuruz. Evet, Husilerle evet, burayı ayıracağız. 7 imam meselesi İsmailiye'ydi ki, dediğim gibi o daha çok Pakistan'da ve diğer yerlerde vardır ki onların bugün gerçekten de ayrı bir yeri vardır. Evet, onları konuşacağız. Ayrı. Ömer Hocam, evet, buyurun. Şimdi Pars Şeyh Devleti mi? Ulus Devleti mi? Mezhepçi bir devlet mi? Bahsettiğim Ayetullah Uzman'ın değerlendirmesi üzerinden ne düşünüyorsunuz? Valla o anlatıma aynen katılıyorum. Yani o İran içerisindeki o değişimi hep beraber görüyoruz. Yani ben de onu görüyorum. Ama acaba gerçekten başından mı öyleydi, sonradan mı o değişime uğradı? Ondan emin değilim. Yoksa şimdi o fark önemli bir şey. O açık önemli. Bir şey söyleyeyim izleyicilerimize de. Yani konuklarıma karşı gerçekten çok tahrikal olmamak adına aslında sorular çok tahrik edici. Yani mesela soruların büyük bir kısmının şeyi, ya aslında baştan da böyleydi, niye görmüyorsunuz? Siz gördünüz tarzı, böyle bir eleştiri var. Benim şimdi onu konuklarıma sorma şansım yok. Dolayısıyla da aslında sormuş oldum, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi biz burada şunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bunu yani Arapçada tekfir diye bir cümle var. Bunun bir başka cümlesi daha tehvin, yani hıyanetle suçlamak. Tekvir ve tehvin, bunları yapmak çok kolay bir şey. Ama Türkiye, biz şunu tartışmaya çalışıyoruz aslında. Türkiye İslamcılığının serüvenini tartışıyoruz. Hı hı. Şimdi bunu görmezden gelirsek Türkiye'yi okuyamamış oluruz. İran hiç okuyamaz, Türkiye okuyamayanlar. Artısıyla eksisiyle Türkiye'yi önce bir ciddi değerlendirmemiz lazım. İran'ı da doğru anlayabilmek için. Şimdi İran'da Farsçılık, eğer Fars merkezli, Fars etnik yapısı merkezli bir şey olarak bakılacak olursa bu doğru değil. Niye doğru değil? Çünkü İran'da Fars olup ciddi Sünni bir kitle var kendileri. Onun için bu Fars ulusçuluğu kavramı daha çok Arap dünyasında belli merkezlerin ısrarla yaymaya çalıştığı bir kavram. Bunu ben kendi ulaşabildiğim veya yazabildiğim yerlerde böyle bir ayrımın başta Sünnilere yapılan bir hakaret olduğunu, Afganistan Farsları, Tacikistan Farsları, İran Farslarına yapılan bir haksızlık olduğunu söylüyorum. Bu birincisi. İkincisi, evet, bu kitlelerin, bu İran'daki Şii kitlelerin ve İran halkının tamamı Farsça okur, yazar. Bu bir medeniyet dilidir, kültür dilidir. Bu bağlamda İran'daki gerek Şiiler olsun, gerek Sünniler olsun, her şeyden önce İranlıdırlar. Ama Şii olanlar biraz daha fazla İranlıdır. Bu da ayrı bir şey. Yani bu gerçeği de görmek lazım. Şimdi buradan baktığın zaman yine biraz önce söylediği gibi Selahattin abinin, yani bir Azeri Türk olmasına rağmen her şeyden önce İranlıdır. Türk değildir önce. Bu önce İranlıdır. Şia mıdır, İranlı mıdır? Hem Şia'dır hem İranlıdır. Bu et de kemik gibidir. Ayırmak çok zor. Hı. Belki önce Şia'dır da denebilir. Ama bu ikisi birbirine, ama Fars değildir mesela Azeri. Kendisini Fars olarak görmez ama İranlı görür. Bu ayrı bir şey. Niye sordum? Bu çok tartışılacak bir şey. Çünkü mesela Güney Azerbaycan'la ilgili zamanda işte Batı oradaki insanları bir şekilde hareketlendirmek istediğinde bir lider götürdü. Liderin şeyi şuydu, ben okuduğum şey. Burada bu hareket zor olur çünkü bunlar Azerilikten önce Şia üst kimliğini kabul ettikleri şimdi için böyle bir şey olmaz tarzı bir şey söyleniyordu. Şimdi ben onu söyleyeceğim. İran'daki etnik yapıyla ilgili, yani tek tek şu anda saymam mümkün değil ama nereden baksan 40'a yakın etnik yapı var İran'da. Ama bunların önde geleni ve bunların hepsinin ayrı dilleri var, ayrı kültürleri var, ayrı medeniyetleri var, yazıyorlar, çiziyorlar. Ama bunların büyük bir kısmı Farsçayı kullanan, Farsçayı ana dili gibi kullanan, yazıp çizmeyen insanlar. Ama burada hala dillerini koruyan, etnik anlamda da kimliklerini koruyan Türkmenler var, Kürtler var ve bölüşler var. Ama onun dışında bir sürü etnik yapı var. Bu hem bölüşler, hem Kürtler, hem de Türkmenler, ama Farsçayı da ana dili gibi kullanıyorlar. Dolayısıyla İran'ın böyle bir yapısı var. Yani hem Şiilik ve Farsça, Fars ulusçuluğu değil, Farsça iç içe bir şey. Ama Sünniler için de, İran'daki Sünniler için de Farsça bir Şii kadar önemli bir faktör. Daha da ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi. En azından izleyiciler için ilginç gelebilir. Fars dili edebiyatının kurucu babaların neredeyse tamamı Sünnidir.
Kaldı ki 500 yıl öncesinde İran, İran Sünni, Sünni kültürünün evet, merkeziydi. Merkez coğrafyası. Yani İran Sünni kültürünün merkez coğrafyasıydı. Fars dili ve edebiyatının kurucu babalarının tamamı, tekrar söylüyorum, Sünni kökenlidir. İranlı bir Şii, bir Molla veya bir Fars kökenli Şii Molla veya Azeri Molla Sünni kökenli bir Fars dili edebiyatı uzmanı kitabını okurken de bir gocunmaz. Çünkü o, onun için mesela Mesnevi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin eseri Farsçadır. İyi bir dil edebiyatıdır. Fars dili edebiyatının önemli bir yeri vardır. Bunu okurken kimse de rahatsız olmaz. Yani herkes onu okur. Şimdi bu kısmını geçiyorum. Ulusçuluk meselesiyle ilgili. O şimdi geçmeyin ama bir soru var. O zaman şunu açıklayayım. Yönetimde Sünniler var mı sorusu geliyor tam burada. Söyleyeyim. O zaman şimdi başka bir konuya geçiyoruz ama ona da geçelim. İran'da bu etnik yapıların her şeyden önce tekrar söylememiz gerekirse onu, yani dini hassasiyeti birinci derecede önde geldi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, toparlamaya çalıştım. Bir ara belli kesimler İran'daki Azerileri İran rejimine karşı harekete geçirmek için etnik bir çaba içerisine giriyorlardı. Yani Azeri milliyetçiliğini pompalayarak acaba İran'da karşı bir devrim yapabilir miyiz? Burada yol almaları mümkün değil. Biraz önce söylediğim mesele. Mümkün değil. Burada yol alınmaz. Ha, İran'ın kendi içerisinde ciddi zaaf noktaları var. Adalettir, özgürlüktür, servet paylaşımıdır. Bunları ayrı konuşuruz gerekirse. Buralarda ciddi problemi var İran devriminin. Onları konuşuruz isterseniz. Şimdi bunu geçelim isterseniz. İkinci bir, sizin sorunuza geleceğim. Yönetimde Sünni var mı? Ama başka bir şeyi açıklamadan İran anlayamayız. O da şu. Bir önce Selahattin abi değinmeye çalıştı. İran'da mezhep demek din demek, din demek mezhep demek. Çok önemli bir şey. Evet. Bu Hristiyanlıkta hemen hemen aynıdır. Onu da söyleyeyim yalnız. Yani Hristiyanlıkta kilise demek din demektir. Din demek kilise demektir. Dolayısıyla Fransız devriminin aydınları kiliseye karşı çıkarken onlar dine karşı çıkmış muamelesi gördüler. Engizyon mahkemeleri onlar dine karşı çıkıyor diye kuruldu. Yoksa aslında Fransız devriminin aydınları kiliseye karşı, daha doğrusu papazlara karşı çıkarken, kiliseye karşı çıkarken dine karşı çıkmıyorlardı. Onlar dindar insanlardı aynı zamanda. Problem kiliseyle dinin aynı görülmesidir. Şimdi İran'da da mezhep eşittir, din de eşittir mezhep olunca Şia ile ilgili, Şia mezhebiyle ilgili yapılabilecek her türlü eleştiri dine karşı eleştiri olarak algılanıyor. Sünni dünya bu anlamda daha özgürlükçü bir duruşu var. Nasıl? İşte bir insan Kur'an ve sünnet deyip hiçbir mezhebi tanımasa bile o sünni olarak kalabilir. Hatta bir mezhebi ciddi anlamda eleştirebilir, mezhep içinde de kalabilir. Bunun için de Engizyon Mahkemesi'ne götürülmez mesela. Bu iki paradigmayı, çıkış noktasını doğru okuyamazsak o zaman İran'ı anlayamayız. İran'ın böyle bir hassasiyeti var. Belki bizim eski dönemlerimizde mezhep hassasiyetinin çok dorukta olduğu dönemlerde, belki sünni toplumlarda da mezhep eşittir din gibi algılandığı dönemler olmuş olabilir. Ama Türkiye'deki İslamcı entelektüellerin ve dünyadaki Müslüman aydınların şu anda mezhep eşittir din diye bir bakış açısı yok en azından yani. Bu önemli bir şey. Anekdot diye söylüyorum. İran'da yönetimde Sünniler var mı? Evet. İran parlamentosunda Sünni milletvekilleri var. Az da olsa varlar. Artı İran'daki özellikle mevcut Cumhurbaşkanı Ruhani bu kadar oy alabilmek için mutlaka Sünni oyları almak zorunda. Seçimlerden önce mutlaka adaylar, her ne kadar adayların hepsi Şii olmak zorunda. Çünkü anayasayla Cumhurbaşkanı'nın mezhebi kayıt ve kuyudu altına alınmıştır. Yani işte değişmesi... İran anayasası mesela... İran anayasası mezhebi bir anayasadır. Mezhebi bir anayasadır. Bu çok ciddi bir problem değildir aslında. Ama mezhebi bir anayasadır, onu söylemekte bir beis yok. Mezhebi bir anayasadır ve Sünni olmayan bir insan İran'da Cumhurbaşkanı olamaz. Gayrimüslim de olamaz. Yani Şii mezhebine ait olması anayasada belirlenmiştir. Ancak yani sonuçta seçime girerek insanlar oy aldığı için ve sonuçta Sünni kesimlerde oy kullandığı için sonuçta Sünnilerin de desteğini almak zorundadır adaylar. Mesela bu bağlamda Ruhani hem Ölüşlerin hem de Kürtlerin desteğini alarak seçim iktidara gelmiştir. Ya, çok açık sorayım izleyici. Ben çok sıkışırıyor. Ben de çıkayım. İran mezhepçilik yapıyor mu yapmıyor mu? Kısa söz. Ben ikinize soruyorum. Sabahtan beri sevgili seyirciler. Mezhebi din manasında anladığı için yani İslam'ı savunmak adına bir yaklaşım sergileyerek
öyle davranıyor. Bunu o mezhebe bağlı olmayanlar mezhepçilik olarak niteleyebilir. Ama onlar mezhepçilik yapıyor diye yapmıyorlar bunu. Din İslam'ın gerçeği budur diyorlar. İslam'ı hatta şöyle bir şeyler var deyimleri. İslam'ı ne bu Muhammed'i? Muhammed'i, en asil Muhammed'i İslam budur diyorlar. Kendi inançlarına. Her grup hocam, insan kendisini böyle görüyor. Ama ben şahsen şunu hemen belirteyim. Her ne derse desin birileri. Ben şahsen İslam ümmetinin, İslam milletinin birliği fikrini esas alarak değerlendirme yapmaya çalışıyorum. Günlük hadiselerde elbette benim de eleştirilerim var vesaire ama İslam milletinin birliğine zarar verecek noktalardan kaçınmaya çalışıyorum. Tam bu noktada soru geldi. Siz de benim elimi kolumu bağladınız ama ben yine de sorayım. Şimdi diyorlar ki tamam, eğer bu bir mezhep din olarak algılanıyorsa buradan bir İslam birliğine nasıl gideceğiz? Çünkü aynı şeyi IŞİD de yapıyor. Baştan söyledim zaten biraz önce. Ben dedim ki zaten onun için her iki tarafta kendi inancını dinin en sağlıklı şekli olarak görünce gerçekten de o farklılığı nasıl gidereceğiz onu ben de bilmiyorum. Ömer Hocam aynı soru sizin. Yani burada... Bu arada ben sordum, soruları cevaplamak zorunda değilsiniz. Atlayabilirim. Yok sorun değil. Sen her türlü soruyu bu programda atış serbest anladığım kadar. Bize atmaya müsaade ederseniz bize kendi görüşlerinizi paylaşalım sizinle. Burada merhum Necmettin Erbakan'ı almadan geçemeyeceğim. Erbakan Hoca'nın İslam Birliği felsefesiyle maalesef İran'daki İslam Birliği felsefesi arasında ciddi farklılıklar var. Ama aynı şekilde sadece İran'ın değil, ümmetin diğer coğrafyalarındaki İslam anlayışıyla, İslam Birliği anlayışıyla da ciddi farklılıklar var. Erbakan Hoca İran'la ilişkiyi kurarken, bir ortak bir noktaya götürmeye çalışırken, bütün ümmetin farklılıklarına rağmen bir arada olabileceğine inanarak, bunun çabasını göstererek, bunu çalışma yapmaya çalışmıştır. Ancak bir mezhep tabanlı bir mezhep taban, bir devletin mezhebinin bir şey olması ayrı bir şey. Ama bir birliğe giderken mezhep merkezi bir birlik oluşturmaya çalışmanız o zaman işi çok ciddi anlamda küçültür. Dolayısıyla seyircinin o söylediğine katılmamak mümkün değil. Yani bir tarafta eğer siz birlik adına ümmet adına birlik kurmak için mücadele ederken sizin karşınızdaki insanların kafasını uçuruyorsanız, kellesini uçuruyorsanız sadece budur doğru gülüş. İşte bize gelin dediklerimizi yapın, iyi Müslümanlar olursunuz. Benim dışındaki gibi düşünüyorsanız, benim söylediklerim dışında bir fıkıh anlayışınız varsa, bakış açınız varsa sizi maalesef götürmek zorundayız. Kusura bakmayın kardeşler diyen bir anlayış varsa ki IŞİD bütün yapmış olduğu muamelelerde bunu yaptı. Hem Irak'ta bunu yaptı hem başka yerlerde de bunu yaptı. Genel için söylemesek bile IŞİD için bunu rahat söyleyebiliriz. YouTube'larda izlediğimiz kadarıyla. İran'ın birlik davranış biçiminde de buna benzer uygulama biçimi var. Böyle, yani dolayısıyla devletin politikalarının bu olup olmadığını biz bilemeyiz. Ama en azından bakışında ve bazı uygulamalarında bunu görebiliyoruz. Şimdi bunun temel sebebi de şu. İran, aslında İran'daki Mollalar, özellikle yaşlı Mollalar, dünyaya açılması çok geç başlamıştır. Yani Hümeyni yurt dışına çıkarak aslında dünyayı tanımıştır. Yani bunu görmezlikten gelemeyiz. Yani ama İran'ın yaşlı Mollaları, Hümeyni'nin dışındaki yaşlı Mollaları Kum'da ve diğer bölgelerde sürekli ders okutan ve dünyaya biraz kapalı oldukları için okumaları farklı olmuştur. Ama mesela dünyaya açılmaya başladıktan sonra bakış açılarını az olsa değişiklikler olmuştur. Her ne kadar burada ne kadar samimilerdi, seyirci buna itiraz edebilir, ne kadar samimilerdi, değillerdi bunu bilmiyorum. Ama zaten takviye özellikle soruluyor, ona soracağım ayrı. Bunda bir değişiklik olmuştur. Ancak maalesef mesela bir Muntazirinin bakış açısıyla, Muntazirinin bakış açısıyla diğer bazı ayetullahların bakış açısında da ciddi farklılıkları vardı. Mesela ben Muntaziri eğer iktidarda olsaydı bakış açısının İslam dünyası, Sünni dünya ile hatta İran içerisindeki Sünnilere bakış açısının daha farklı olduğunu düşünüyorum. Ancak Muntaziri maalesef çok yakın bir akrabasının idam edilmesinden sonra koparıldı. Çünkü Hümeyni'den sonra yerine geçirmesi geçen şahıstı. Hatta vasiyet bile yazılmıştı. Ancak yani kendisinden sonra İmam Hümeyni kendisinden sonra onu vasiyet etmesine rağmen yine İmam Hümeyni tarafından hayattayken çok yakın bir akrabasının ve adamının idam edilmesinden sonra Muntazir'in devrimi eleştirmesinden dolayı o görevden azledilmiştir. Aslında burada konuşulması gereken başka bir şey var. İran devrimi
belki bunu çok ciddi konuşmamız lazım. Sosyolojik olarak kendi halkını okuyamamış bir devrimdir. Sosyolojik olarak kendi halkını okuyamadığı için kendi halkıyla da çelişen bir devrimdir. Yani burasını okumak lazım. Bugün İran devrimi devam ettirebilme adına, dünyaya açılabilme adına devrimin ilk yıllarında yapmış olduğu devrimin açılımını yapma süreci yaşıyor. Yani İran devrimi aslında yeniden doğmaya çalışıyor şu anda. Bugün dünyadaki mesela bunu da çok net olarak şöyle söyleyebilirim. Sosyoloji olarak nasıl kendisini okuyamadı? İran içerisinde bugün bir çok özgürce bir anket yapılsa, üniversite gençliği arasında devrime destek veren kitlelerin sayısını, bunu Selahattin abi daha iyi bilir, o cevap verebilir. 150'nin olduğunu tahmin etmiyorum. Gençlik üzerinde söylüyorum. Namaz kılanlar falan filan onlardan bahsetmiyorum. Ama genel olarak devrimle ilgili ciddi bir sorun yaşıyor. İran bunu aşmak için, devrimi yeniden dünyaya getirmek için, yeniden güçlendirmek için çok ciddi açılımlar yapıyor. Mesela her yeni cumhurbaşkanı adayı daha büyük özgürlükler vaat ederek geliyor. Bu özgürlükleri de veriyor aslında yani. Vermese çünkü devrimi kaybedecek. Rafsanjani yani iktidara gelirken bu özgürlükleri vaat ederek geldi. Ahmet Necat özgürlükler vaat ederek geldi. Ne kadar verip vermedi tartışılabilir. Ruhani iktidara gelirken o da özgürlükler vaat ederek geldi. Ve devrimi koruma adına bunu yapmak zorundalar. Ama mesela Museviye bunu müsaade etmediler. Musevi daha fazla özgürlük tanıyan ve tam tersi mecliste adeta Musevi aleyhine çok ciddi protestolarla idam edilmesine kadar tepki gösteren şeyler sundular. O dönem yerine izlemiştim. Şimdi, 2009. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. İran devrimi ciddi mercek altına alması gereken önemli bir tecrübedir. Kendi halkının sosyolojik yapısını, psikolojik yapısını okuyamayan hiçbir devrim ayakta kalamaz. Bu devrimin aslında başka bir versiyonu biz Türkiye'de de yaşadık. Yani Kemalist devrimler Türkiye'de kendi halkının sosyolojik yapısını okuyamadığı için 1950'lere kadar yapmış oldukları baskılarla halkı bir şekilde yönlendirmeye çalıştılar. Eğitimle şekillendirmeye çalıştılar. Ancak 1950'den sonra halk daha ilk seçimde çok ciddi bir şekilde Demokrat Parti'ye yöneldi. Bunun sebebi nedir? Bunu nasıl açıklayabiliriz? Demek ki daha önceden yapılan uygulamalar sosyolojik olarak karşılık bulmadı. Şimdi İran'da da buna benzer şeyler söyleyebilir. Şimdi Selahattin abi çok sert bakıyor bana. Kemalist devrimlerle İran devrimi nasıl karşılıyor? Ben sosyolojik olarak bakıyorum olaya. Sosyolojik olarak. Şaka diyorum. Seni biraz tebessüm ettireyim dedim abi. İran devrimi sosyolojik olarak bu anlamda kendi halkını okuyamamıştır. Yani mesela Ali Şeriat'ın... Seyirci bize sert bakıyor. Eyvallah, sorun yok. Delik şeye gelmediğimiz için. Yani Ali Şeriat'ın okumaları... Sosyolojik okumaları gerçekten o gün itibariyle İran'da kabul bulsaydı belki tamam. Belki dengeler çok daha farklı olurdu. Şeriati... Dünyayla. Şimdi bakın Ali Şeriat'ı masum değil. Hayır, Ali Şeriat'ı niye Safavi Şiasıyla Ali Şiasını ayırdı o zaman? İşte o ayrım yaparak Sünni dünyaya aslında bir yeşil ışık yakıyordu. Diyordu ki yani biz Safavi Şiasını bırakırsak gerçek Şia, gerçek Ehl-i Beyt'le bir araya gerçek Ehl-i Beyt'in yolunda gidersek o zaman Sünni dünyanın da sevdiği, çünkü Ali Şeriat çok iyi biliyordu ki Sünni dünyanın Ehl-i Beyt'le bir problemi yok. Sünni dünya en az Şia kadar Ehl-i Beyt'i çok iyi biliyor ve seviyor ve yolundan gidiyor. Ve onlar için namazlarda bile dua ediyor. Bunu çok iyi biliyordu Ali Şeriat'i. Onun için Ali Şeriat'i ne Şiiler tarafından ne de Sünniler tarafından kabul görmemiş bir sosyologtur yani. Peki sizce şu an hala Ali Şiası ile Safavi Şiası'nın kavgası var mı? Şimdi İran'ın o biraz önce yapmış olduğun analize dönmek gerekir. Maalesef İran dünya Müslümanlarının 1979'da 80'lerde vermiş olduğu birçok krediyi büyük oranda tüketmiş durumda. Yani bunu önce Irak'ta tüketmeye başladı. Bunu daha önceki politikalar var ama orada çok belirgin değildi. Şimdi onu soracağım. Devam ediyorum şimdi. Bunu önce Irak'ta tüketmeye başladı. Sonra bunu Suriye'de daha belirgin olmaya başladı. Ancak Suriye'de şöyle bir savunması vardı İran'ın. Bu da belli çevrelerce büyük oranda makul karşılanıyordu. O da neydi? İşte direniş hattı bozulmaya çalışıyor. Dolayısıyla Suriye üzerinden küresel emperyalizm, Siyonizm direnişe operasyon yapıyor. Dolayısıyla Hizbullah'ın belini kırmak için İran, daha doğrusu Suriye'de Suriye rejimi değiştirilmeye çalışılıyor deniyordu. Halbuki bununla ilgili detaylara girerseniz çok söyleyeceğimiz şeyler var ama bunun hiçbir zaman doğru değildi. Suriye'yi soracağım ama. Bu da gireriz o zaman. Biraz sonra gireriz. Ben sadece şunu bir söyleyeyim. Yani bu doğru değildi.
Bunun doğru olmadığını da İran'ın izlemiş olduğu Yemen politikasında çok net olarak ortaya çıktı. Yemen aslında, Yemen'de ne direniş hattı meselesi var, ne başka bir mesele var. Yemen'de İran çok net bir şekilde oradaki, yani İran'da... Geniş konuşuruz. Eğer şu anda girmemiz gerekiyorsa gireriz de. Yemen'de İran net olarak ortaya çıkmıştır. Ama Yemen'deki tablo da şudur. Aslında Yemen'de iki proje çatışmaktadır. Yemen halkı bu olayın dışındadır. Bunu da söylememiz lazım. Körfez ülkeleri... O zaman biraz giriyorum. Şimdi mi girelim, sonra mı girelim? Yok, sonra girelim. Çünkü önce ondan önce girelim. Selahattin tamam. abi. Ondan önce girdik madem. Size Suriye'yi söylerken özellikle o yüzden girmeyin dedim. Müftüzade ve Hama katliamları sırasında Said Havan'ın Hümeyni'den yardım istediği, Hümeyni'nin vermediği ve bu konuda o tavrı soruyorlar. Selahattin abi bize açıklayabilir miyim? Bundan önce demin değinildi ama geçildi. Orada bir noktaya değinmek istiyorum. İran'da Sünnilerden yüksek dereceli memurlar vesaire var mı diye. Ömer Faruk kardeşimiz dedi milletvekilleri. Milletvekilleri tabii var. Yani kendi bölgelerine seçilip geliyorlar. Herhalde 25-30 tane falan olabiliyor. Hı-hı. 290 kadar milletvekilinde. Ama yüksek dereceli memurlar yok. Küçük dereceli memurlar, yani karar mekanizmasında olmayan memurlar oluyor tabii. Ama bunu da Şiilik veya Sünnilik adına yapmıyor. Diyor ki bizim sistemimiz velayeti fakih sistemidir. Yani fakih bir kişinin velayeti altında yönetilir toplum. Yani İslam fıkhını derinlemesine, fakahat derecesinde derinlemesine bilen bir kişinin yönetimi altındadır toplum. Bunlar Sünnidir ve velayeti fakih kavramını kabul etmiyorlar. Velayeti fakih kavramını kabul etmeyen bir insana yüksek dereceli makamlarda memuriyet verirsek... O zaman kendi bindiğimiz, yani kendi ayakta tutmak üzere sistemin özü kabul ettiğimiz bir mekanizmaya veya bir kavrama inanmayan insanı niçin getirelim oraya diyor. Yani farz mal bir yüksek komutan, yüksek seriye bir vali, ne bileyim veya müsteşar, bakan vesaire. Bu da dünyada mezhepçi olarak algılanıyor. Bu ama onlar mezhepçilik demiyorlar. Diyor ki anayasadaki ölçülere uymuyor. Anayasaya nitekim farzimal Türkiye'de de ne yapılıyordu? Memuriyete girerken hala var mı bilmiyorum. İşte bilmem kimin ilke ve inkılaplarına bağlılık yemini ederek memuriyete başlanıyor idi. Hala var mı bilmiyorum şimdi. Yok, ben memur oldum etmedim hocam. Evet, yani bunları getiriliyordu. Eğer onu, Türkiye çok değişti abi sizden yani sonra. Onu, evet, onları siz yemin etmezseniz memuriyete başlayamazdınız. Ben hukuk fakültesinden mezun olurken... Dediler ki 40-50 kişi birden alıyorlardı odaya. Sekreter, hukuk fakültesinin sekreteri çağırıyordu. Diyorlardı hadi bakalım şimdi yemin edeceksin. Topluca yemin ediyorlardı. Ve 40-50 kişiye birden hepsine işte diplomalar veriliyordu. Ben dedim ki vallahi ben bir arkadaşa dedim ki kalabalıkta git dedim. Sen benim yerime işe yapar. Ben dedim girmeyeceğim dedim. O arkadaş gitti. Öylece oradan benim adıma güya orada bir şeyler yaptı. Çünkü almayacaktım, ısrarlıydım. Onun gibi yani burada sistemin, resmi ideolojinin temel kurallarına aykırı birisini nasıl getireyim diyor. Çok masum gibi, makul gibi gözüküyor ama özü itibariyle tabii buradan başka şeyler çıkarılabilir. Hama ve Müftüzade meselesi. Özellikle Hama çok sorunuyor. Hama meselesini ben şahsen... Hama meselesi patlak verdiğinde Suriye'de biz onu Hama'da olup bitenleri aşağı yukarı 20-25 gün sonra öğrendik. O günkü dünyada bugünkü gibi telefondu, telekomünikasyondu efendim vesaire kimsenin doğru düz haberi olmuyordu. Hadiselerin neler olduğuna dair sonra hatta rahmetli Muammer Dolmacı abimiz vardı bizim. Muammer Dolmacı abiye dedim ki gelecek hafta Suriye'ye gideceğim dedi. Abi dedim ya git dedim şu Hama meselesi nedir? Şunu bir öğren. Onu da öğren. Çünkü o ticari bir iş için gidecekti. Gitti geldi sonra İran'a gelmişti. İran'a geldiğinde anlattı. Ya dedi valla 120 kilometre kuzeydeki Halep'in haberi yok dedi Hama'da neler olduğuna dair. Ama bir şeyler başlatılmış ve yani kimin ne yaptığı tam belli olmayan ve işte herkes diyor ki şu kadar insan öldürüldü, şöyle yerle bir edildi falan. Ancak bunlar ne kadar doğruydu? İranlılar sustular. İran'ın susması ise şu açıdan manidardı. Irak güçleri
İran içinde 130 kilometre kadar içerilerde ilerlemekte olan bir sırada, savaşın henüz başındasınız. Ve böyle bir dönemde İran'ın Akdeniz'den, Akdeniz limanlarına gelen silahları alıp İran'a taşıyabileceği tek yer Suriye limanlarıydı. Çünkü Suriye limanlarına geliyordu, oradan uçakla Türkiye üzerinden İran'a taşınıyordu. Böyle bir durumda İran'ın kendi toprağındaki 130 kilometre içerilerde savaşan Saddam güçlerine karşı hiçbir şey yapamazken Suriye'deki Hama meselesini çok bana şey değildi. Yani onu haksız bir şey oluyor. Ancak Muhteşemi diye bir zat var. O sırada İran'ın Şam Büyükelçisi'ydi. Daha sonra İçişleri Bakanı falan da oldu. Hatta büyük bir patlamada elini gözünü falan kaybetti vesaire. Hala da hayatta. 2-3 sene önceydi. Hatıratını yayınladı. Hatırat bölümünde Hama meselesine de değiniyor. Ve on binlerce insanın öldüğünü kendisi aktarıyor orada. Rakam olarak da on binleri zikrediyor. Ve bu meseleyi geldim diyor. 54 bin kişi. Yani o on binler olarak diyor. Yani hem de çok büyük insan kaybediyor. Ve ondan sonra durumu gelip imama aktardığını, çünkü imamla yakından görüşecek kadar da yakınlığı vardı. Yani sadece bir elçiyle rehber arasındaki bir ihtibat değil. Ne tepki veriyor imam? Hümeyni ne tepki veriyor? İmam Hümeyni de diyor ki, söyle ona, onun sözlerini aktarıyorum, söyle ona onlara böyle davranmasın. Esed'e mesaj gönderiyor sözlü olarak. Ben de gittim diyor, imamın mesajını aktardım diyor. Bundan fazla bir bilgi vermiyor hatıratında. Elbette hatırat ne kadar doğrudur, ne kadar tamdır, ne kadar tamamını yazmıştır veya yazmamıştır onu bilmiyorum. O ayrı bir konu. Ama şöyle ona, onlara böyle davranmasın dediğini aktarıyor orada. Bunun dışında Hama meselesinde fazla bir şey maalesef biz daha sonra işte Faruk Abdullah mıydı, Amerikalı bir şey vardı, Müslüman vardı. Onun Hama üzerine yazdığı ilk ciddi araştırma kitabı, onunla gördük o Hama'da neler olduğunu. Ama bir şey var ki, mesela şimdi geçenlerde birkaç ay önce bir İranlı bir molla Suriye'ye gitmişti. Geldiğinde, döndüğünde görüşlerini anlattı. Dedi ki, ya biz dedi halka doğru söylemiyoruz bazı şeyleri dedi. Mesela diyoruz ki, İşte falan şehir Esed güçleri tarafından kurtarıldı. Bunu halka duyuruyoruz. Ama halka biz bunu söylememiştik ki bu şehir ne zaman Esed güçlerinin elinden çıktı. Biz sadece dedi işimize gelen şekilde Esed güçleri filanca şehri aldı diyoruz. Burada dedi bir yanlışlık yapıyoruz. İkincisi dedi ben dedi gittim gördüm. Halk dedi öylesine korkuyor ki Esed rejiminin, Baas rejiminin ordusundan aynen bizim halkımızın Şah ordusundan korktuğu gibi dedi. Ve bunu aynen yayınladı yani şeyde. Ve bu kadar korku var. Ama biz insanlar gördüğü zaman ya siz namazından yanında insanlarsınız. Bizim sizinle bir problemimiz yok diyorlardı. Ama dedi o ordudan ki namaz, niyaz, adamlar namaz kılan insanlara ateş açıyorlar dedi. Bu kadar her birisini düşman görüyorlar dedi. Ve bu biraz bir ipucu vermeye çalıştı. Onun için bu mesele, yani Hama meselesinde de böyle geçti. Tam bir şey soracağım Selahattin abi. Burada zaten sona doğru soracağım da ama sorayım ben. Çünkü Selahattin abi İran konusunda hiçbir öz eleştiri yapıyor mu? Yani İran'ı şöyle bir algı oluştu ben programı açık şeyin. Yani izleyicim Selahattin abi hiç İran'ı eleştirmiyor. Sanki İran'ın hiçbir şeyi doğru, her şey doğruymuş gibi. Mesela Suriye politikasını, Yemen politikasını soracağım ama diyorlar ki şu ana kadar aldıklarımızdan, yani bunu samimi izleyici, yakından tanıdığımız izleyiciler soruyor. Yani mesela öz eleştirisi yok mu diyorlar hiç? Kendi payıma elbette öz eleştiri yaparım. O ayrı bir konu. Bu programın dışındaki bir mevzu. Ama İran'ın sistemi ama konusunda. Ama İran'la ilgili olarak İran özellikle İmam Hümeyni'nin vefatından sonra elbette liderlerin, karizmatik liderlerin toplumların yönlendirilişinde ayrı bir yeri vardır. İmam Hümeyni gerçi vefatında açıklanan vasiyetnamesinde çok mezhepçi bir şey çıktı ortaya. Ama daha inkılabın başında yazmış olduğu bir vasiyetnameydi o. Biz işte şöyle imamlarımız vardır onlarla iftihar ederiz, işte şu imamımız vardır iftihar ederiz falan. O zaman ben birçok insandan, Sünni Müslümanlardan da duydum. Valla bizim imamlarımızdan da utanacak bir miras yok bizde. Her birisi Ebu Hanife, İmam Şafii,
Ahmet bin Hanbel, İmam Malik ve bunlar da aslında her birisi bize gururla bahsedebileceğimiz miraslar bırakmışlardır demişlerdir. Yani ama onu inkılabın ilk yıllarında daha yani Sünni dünyayla direkt olarak temasa geçme zaruretinin olmadığı dönemde yazmış olduğu bir vasiyetnameydi. Onun için o anlaşılabilir diye görüyorum. Ama onun dışında İmam Khomeini ömrünün sonuna kadar mezhebi bir eğilim göstermemeye çalıştı benim takip edebildiğim kadarıyla. Ama ondan sonra İmam Khomeini döneminde hatta bu mevzular bir örnek olarak zikredeyim. Bir gün Hazar Denizi kıyısında bir şehirde, Talış diye bir şehir var orada, Heşber diye bir şehir. Heşber'de bir yere gittim, iki molla geldiler. Birisi Sünni, birisi Şii mollaydı. Ve dediler ki, siz buraya misafir olarak gelmişsiniz. Sizin hatırınıza geldim. Ben 20 senedir, 22 senedir burada biz bununla komşuyuz ama birbirimize selam vermeyi dediler. Ve sohbet oldu aralarında. Bu sohbetin sonunda şöyle bir Sünni molla öyle bir laf etti ki Hazreti Hüseyin hakkında utandım ve yere geçtim. Yani gerçekten de bırakın herhangi bir kimse hakkında bile söylenemeyecek sözler. Bu sözler. Hazreti Hüseyin hakkındaki söylediği söz. Sonra ne yaptın sen dedim. Öbürü dedi ki, bak dedi Şii molla dedi ki, bak geldiğimiz nokta budur. Bana zaten onunla bir daha konuşmadı. Eğer dedi İmam Khomeini olmasaydı ben bunun cevabını başka türlü verirdim. Ama ne yapalım ki dedi İmam Khomeini bizi bu gibi tartışmalardan men etti dedi. Ve adam çekti gitti. Adamla ben sonra dedim ya sen utanmadın mı? Hazreti Hüseyin için bu sözü nasıl söylersin? Ben burada tekrar etmeyeceğim o sözü. Nasıl söylersin dedim. Ya biz dedi cahiliz ya. Biz işte böyleyiz. Bir araya gelince hemen dedi tarihteki kavgaları sanki yeni baştan yaşıyor gibiyiz dedi. Ve bu her yerde vardır. Ama İran'ın, benim İran yönetiminin, bugünkü İran yönetiminin siyaseti üzerinde elbette bir takım eleştirilerim. Siz özellikle Khomeini ve sonrasını ayırıyorsunuz özellikle. Tabii. İmam Khomeini de masum değildi nihayet. Öyle bir şey. O ayrı bir şey. Ama genel olarak onun çizgisi, hatta şunu söyleyeyim, Afganistan'dan Pakistan, İran'a ben de yüzlerce şeyin arasına katılıp bir maceraydı. Çünkü hiçbir kimliğim falan yoktu üzerimde. Onların kamyonlarıyla, onların pick-up'larıyla, cipleriyle falan öyle geçtim sınırdan. Ve üzerimde bir Afgan kimliği vardı. Cüzcan eyaletinden verilmiş bir kimlik. Hala da durur o kimlik bende. Onunla geçtim. Tabii ancak Türkiye'de ders okuyan birisi olarak, gencim tabii o zaman. Ve bir şey sınırdaki assubay şöyle bir baktı, başçavuş rütbesinde sanıyorum öyle bir şeydi. Her bugün dedi 1400-1500 kişi geçti Afganistan'dan İran'a. Ne yapalım ki dedi, Khomeini var başta. Yoksa dedi ben bunların hiçbirisine izin vermezdim burada. Yani bu insanlar da Sünniydi. Yani imam böyle bir şey değildi veya böyle bir mezhebi bakışı gündeme getirmek istemiyordu herhalde. Bana öyle geliyor. Bu yanılma olabilir. Neyse ama evet. Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Beni takip ettiğini söyleyen arkadaşlarımız eğer söylüyorlarsa benim özellikle Suriye buhranının çıktığı günden itibaren İran'ı takip ettiği siyasetin ben yanlış olduğunu yazdım, defalarca yazdım. Onun için de birçok çevrelerce lanetlendim. Hatta çok yetkili kişileriyle de saatlerce tartıştım. Geldiler Avrupa'da buldular birisi, yetkili birisi. Yanlış değil mi işte sizin tavrınız? Yok dedim. Ben doğru olduğuna inanıyorum ve sizin siyasetinin yanlışlığını söylüyorum. Ve siz dedim bakın yetkilisiniz ve vazifeniz de bu zaten. Ben zaten bildirdim yazılı olarak siz de bildirin benim görüşümü madem ki beni ikna etmeye geldiniz. Hı hı. Dedi ki peki bir sana bir şey söyleyeyim dedi. Peki dedi yani elbette biz dedi şey etmiyoruz. Tayyip Erdoğan'la Esed'i bir tutmuyoruz. Nihayet dedi. Ben de biliyorum ki Tayyip Erdoğan namazına niyazında bir insan dedi. Esed yani öyle bir şey olmayan birisi dedi. Ama ama şunu söyleyeyim dedi. Bir İran olunca boğaz bir, yarın dedi farzumhal herhangi bir yerde bir ayaklanma olsa Tayyip Erdoğan dedi bombardıman ettirmeyecek mi sivil halkı dedi. Dedim ki eğer sivil halkı, silahlı insanların birbiriyle karşı karşıya gelmesi o ayrı bir mevzu. Ama sivil halkı bombardıman ettiren kim olursa olsun, Tayyip de yaptırsa, bir başkası da yaptırsa karşı çıkarım dedim.
Baktı bana hayretle. Ciddi mi diyorsun dedi. Vallahi karşı çıkarım dedim. Ben inancım gereği, ben bunu böyle inanıyorum. Canım dedi, eski kitaplarda öyle değildir dedi. Ben onları, yani mezhep kitaplarında vardır böyle. Bir şey. Her mezhebin kitabında da, fıkıh kitaplarında işte şunlar olursa toptan imha edilebilir, silahlı olursa imha edilir, silahlı olması şart değildir, itiraz ediyorsa hükümete imha edilebilir gibi kitaplar yazılmıştır ama bunlar inanca müsallık konular değil. Suriye ve Yemen'i ayrı konuşacağız zaten. Şimdi, onun için bu mevzuda ben karşı çıkarım deyince dedi, tuhaf bir anlayış. Dedim tuhaf olsun, ben bu çizgideyim dedim, kim olursa olsun. Yani siz dedim yarın bir gün mecbur kalırsanız Şah'ın yapmadığı bir şekilde, Şah ki evet gösteri yapanlara ateş açtı ama şehirleri bombardıman etmedi. Suriye'de ise şehirler diye bir şey kalmadı. Her tarafı yerle bir ettiler. Ve yerle bir edenler başında da elbette daha geçen gün Esed tekrar söylüyordu. Elbette diyordu. Adına varil bombası diyeyim, başka bomba diyeyim. Bombalar öldürür ve bize düşman olanlarla savaşıyoruz ve burada tahribat da olur, insan da ölür diyordu. Gayet kendi mantığına göre konuşuyordu, mantıklı konuşuyordu. Bu açıdan yani İran hakkında, İran siyaseti hakkında hiç eleştiri yapmıyor diyen arkadaşlara sözüm, gerçekten iyi takip ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Takip etmeden konuşuyorlarsa ona bir şey diyemem. İlla takip etmeleri şart değil. Ama ben şahsen özellikle Suriye buhranının ortaya çıktığı zamandan beri ama ondan öncesinde de Muhammed Hatemi'nin Cumhurbaşkanı olduğu dönemden itibaren bir takım şeyler vardı ki Muhammed Hatemi'ye karşı getirilen şiddetli itirazlar vardı. Ben şahsen Hatemi çizgisinin veya bugünkü Hatemi mesela İran'da resmi bile yayınlanmaz gazetelerde, yasaktır. Yani öylesine bir eski 800 yıl Cumhurbaşkanlığı yapan ilginç bir tiptir, uygulamadır bu. Yakında Ahmet Necati'nin de yasaktan diye düşünüyorum. Yasaktan bilmiyorum ama yani o şeyde ben şahsen bazı şey, mesela bir Rafsanjani ve bir Muntazeri çizgilerinin İran'ın Müslüman coğrafyaları, diğer Müslüman coğrafyalarıyla arasındaki mesafeyi, aradaki aralığı kapatabilecek bir siyaset olabileceğini düşünüyordum. Bugünkü çizgi ise sanki gerçi ruhani fazla bir şey yoktur yani o hususta. Çünkü ruhani nihayet bir icra memuru durumundadır rehberin karşısında. Bir şeyle anlatayım bunu daha kalıcı olması açısından. Şey diyor ki Celal Bayar hatırasında, İsmet Paşa azledilince başbakanlıktan diyor, beni çağırdı diyor birinci reis için. Dedi ki diyor, Celal Bey, dış siyaseti ben belirlerim. Generallerin terfiini, tenzilini veya ortadan atılmasını ben belirlerim. Valileri ben tayin ederim, büyükelçileri ben tayin ederim. Polis şeflerini ben tayin ederim, emniyet müdürlerini ben tayin ederim, marifin genel çerçevesini ben tayin ederim. Gerisini memleketi istediğin gibi idare et dedi diyor. Bana öyle vazife verdi diyor. Şimdi aşağı yukarı yönetim anlayışı açısından... Bunu söyleyen Mustafa Kemal değil mi? Evet. Bunu hatırasında yazar Celal Bey. Şimdi şöyle bir bakarım bazen, Allah Allah derim. Şimdi dış siyaseti ruhani belirlemez. Dış siyaseti belirleyen yukarıda rehberdir. Efendim... Yargıyı, yargının başındaki sorumluları o belirler, radyo televizyonu o belirler, silahlı kuvvetler onun elindedir, polis güçleri onun elindedir, efendim vakıflar, büyük zengin vakıflar onun elindedir, şurayı yapan onun elindedir ve meclis bir kanun yapacağı zaman rehber eğer derse ki hayır o konuya değinilmesin, o dokunulmasın denilirse kanun dokunulamaz. Dokunulursa veli emri muslimine karşı çıkılmış olunur, itikadi bir suçlama getirilir. Bu sıkıntılı bir durumdur yani itikad. Ben onun için problemler yani basit gibi gözüküyor. Onun açıdan diyorum ki Cumhurbaşkanı nihayet verilen yetkiler mesela Hatemi, Muhammed Hatemi 8 yıl hem de birisinde %74 oyla geldi. İkincisinde %80 oyla geldi. Bu yüksek şeylerle. Sonunda ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı biterken şunu söyledi. Ben dedi halka verdiğim vaatlerin bir kısmını yerine getiremedim. Şunları yerine getiremedim. Getirecek olsaydım o zaman inkılapla karşı karşıya gelmem gerekirdi. Ve ben bunu yapamazdım dedi. Ve tercihini öyle kullandı. Yani içteki mesele o kadar rahat değildir. Daha mesela geçen hafta Mutahhar'ın oğlu
Ali Mutahhari ki meclisin çok önemli isimlerinden birisidir İran Meclisi'nin. İtiraz etti. Ya dedi 6 sene oldu dedi. Mir Hüseyin Musevi ve Kerrubi bunlar 6 senedir yargılanmaksızın özel bir yerde tutuluyorlar. Kendi evlerinde de değiller. Bu hangi şeyde yeri var bunun vesaire ve bu konuyu da konuşmak üzere Şiraz Üniversitesi'ne gittiğinde darp edildi, dövüldü bilmem vesaire. Bırakılmıyor. Vesaire. Yani çok problemler böyle. Var. Ömer abi aynı soru. Hümeyni'nin Hama katliamındaki tavrı ve sonrasında hemen Suriye'ye geçiyoruz. Bir toplumun en önemli meselelerden bir tanesi şudur. O ülkede adalet nasıl dağıtılıyor? Özgürlükler nasıl dağıtılıyor? Etnik yapılar, farklı kültürler, farklı dine mensup insanlar nasıl muamele görüyor? Özgürlükleri nasıl yaşayabiliyorlar? Bir rejimin bunlara muamelesi nasıl? İkincisi de o ülkenin ekonomik imkanları, serveti nasıl dağıtılıyor? Bunlar çok önemli şeylerdir. Üçüncüsü de öteki dediğimiz insanlar, kimse onlar veya rejimin karşısındaki öteki bunlara nasıl muamele yapıldı çok önemlidir. Şimdi İran'da biraz önce bir soru sordunuz. O muhtemelen Selahattin abinin gözünden kaçtı. Biraz önce benim de bazı şeyler gözümden kaçmıştı. Ahmet Müftüzade meselesi çok önemli bir şeydir İran tarihinde. Ahmet Müftüzade Kürt kökenli bir molla, etkin veya aydın ve Hümeyni devrimine destek vermiş birisidir. Yani İran devrimine destek vermiş birisidir. Ve devrimden sonra da bir ülkede bir tane imam olur demiştir. Yani çünkü o da olaya mezhebi bakmamıştır. Sosyolojik bir olay olarak bakmıştır. Ancak devrimden sonra izlenen bazı politikalarda özellikle de Kürdistan bölgesindeki bazı sol hareketlerin devrime karşı tepkisinde bölge halkına yapılan muamelelerden sonra Hümeyni ile ters düşükleri için hayatını zindanda geçirmek zorunda kalmıştır. Yani Ahmet Müftüzade İran Kürtlerinin tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Bunu söylemeden geçmeyelim. İkincisi bu meselelere bakarken ben şeyi çok önemsiyorum. Yani dünyadan haberdar olma, dünyayı okuma, farklı okumalar yapma, farklı kaynaklardan beslenmenin bu ister bir aydın olsun, isterse bir alim olsun, molla olsun fark etmiyor. Farklı kaynaklardan beslenmediğiniz zaman farklı düşünemiyorsunuz, farklı bakamıyorsunuz. Mesela Irak'ta Bakr es-Sadr iyi bir Şii Ayetullah'tır ama Türkiye'de onu yazmış olduğu İslam Ekonomisi kitabı birçok kesimler tarafından okunmuştur. Hiç de onu Şii bir alim olarak bakılmamıştır. Daha da tercih edilen bir kitaptır. Hiç de ona Şii bir alim olarak bakılmamıştır. Yakın zamanlarda birçok şeylere katılmamakla birlikte diğer taraftan Muktada Sadr Hulefe-i Raşidin'le ilgili çok önemli bir açıklamada bulunmuştur. Ancak bazı sünni kesimler, Irak'taki sünni kesimler bunu teyit edeceğine, en azından böyle bir şeyler söyledi diyeceğine onu değerlendirmemişlerdir. Yani bazı şeyleri karşılıklı bakmak lazım, onu söylemeye çalışıyorum. Yani Suriye meselesiyle ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Hakikaten Suriye meselesinde ben ve içinde bulunduğum kurum Suriye meselesinin bu noktaya gelmemesi için çok çırpındık. Ve İran'la Suriye devrimi başlamadan önce en az 5-6 tane 5-6 kere görüşmeler yapıldı. Bunların en az 2 tanesi 3 tanesi pardon 3 tanesi Tahran'da yapıldı baştan. Devrim başladıktan sonra tekrar İran'da yetkililer birlikte geldiler görüşüldü. Bütün bu görüşmelerde şu söylendi. Suriye'de diktatör bir rejim var. Yezidi bir rejim var. Siz hayatınız boyunca gerek devrimden önce gerek devrimden sonra Yezidi rejimlere karşı mücadele etmiş bir devrimsiniz. Sizin önemli bir konumunuz var dünyada. Siz saygın bir devletsiniz. Suriye halkı Hizbullah'ın savaşçılarını, ailelerini, yetkililerini İsrail-Hizbullah çatışmalarında Suriye'de evlerinde barındırmış bir halk. Suriye halkının İran'la, Şia ile ilgili bir problemi yok. Suriye halkı ya Şafi'dir ya Hanefi'dir, aynı zamanda Sufi'dir. Dolayısıyla bir şekilde sizin Beşar Esad üzerinde etkiniz var. Suriye halkının özgürlüklerini biraz genişletin. Dendiği zaman bunların hiçbirini kabul etmediler. Yok böyle bir şey dediler. Bunu siz abartıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Suriye devrimde olmaz dediler. Hep bütün kanaatleri buydu. Gerek Türkiye'den gerek başka yerlerden birileri de veya o günkü Suriye üzerinde alan çalışması yapan sözde uzmanlar da İran'daki yetkilileri yanlış yönlendiriyorlardı. Bu söylediğim insanlar üst düzey yetkililerden bahsediyorum.
Gerekirse çok daha detaylara girebiliriz. Çok detaya girmeye gerek yok. Bunu tarih olarak ileride bunlar okunacak inşallah. Ancak İran Suriye'de Suriye'yi okuyamadı. İsteseydi okuyabilirdi. Niye okuyamadı? Çünkü zihnin arka planında Suriye 30 yıldır, 40 yıldır yatırım yapılmış bir ülkeydi İran için. Hı hı. Ve İran toprağının bir parçası olarak, stratejik ortağı olarak ve parçası olarak görülüyordu. Dolayısıyla İran'daki Suriye'de olabilecek bir değişimin otomatik olarak Irak'ı etkileyeceğini düşünüyordu. Ve Suriye rejiminin ne kadar zulüm işlerse işlesin Suriye halkı üzerinde değişmemesi gerekiyor. Halbuki bu böyle çözülmeyebilirdi. Hatta Beşar Esad iktidarda kalarak da çözülebilirdi. Dera'da başlayan problemlerden sonra Suriye halkı Beşar Esad gitsin diye eylemler yapmadı. Sadece ıslah istiyoruz dediler. Yani rejimin içerisindeki bazı kötü muamele yapan insanların değiştirilmesi ve özgürlüklerin çoğaltılması gerekir dediler. Suriye tabiri caizse Türkiye'deki 1940'ları, 46'ları yaşıyordu. Yani çok partili sisteme geçememiş bir rejimdi. Bunun için Türkiye, Allah var söylememiz lazım, ne adına yaptıysa çok önemli değil ama defalarca Beşar Esad'la görüşerek Suriye'deki bu çok partili sisteme geçişi, özgürlüklerin çoğaltılması ile ilgili çok emek sarf etti. Ama bunların hiçbirisi karşılık bulmadı. Belki bir değişim süreci başlamıştı aslında ama başka güçler Suriye'nin de, İran'ın da, Türkiye'nin de kontrolünün dışında başka güçler de Suriye'deki bu değişimi aslında bir şekilde balattallamış oldular. Yani hı hı. Eğer Suriye'deki değişim süreci, tabii rejim burada birinci hatayı rejim yaptı. Yani barış içerisinde yapılan gösteriler, eylemler, talepler, özgürlük talepleri silahla bastırılmaya çalışıldı. Bunu değerlendiren, bunu da çok iyi bir şekilde değerlendiren bazı ülkelerdeki farklı unsurlar Suriye'ye girerek silahlı mücadeleyi başlatmış oldular. Buradan kimsiz karlı çıktığını söyleyemeyiz. Ne devrimciler şu anda ciddi anlamda kar etmiş durumdalar. En çok zarar eden İran'dır. İran'ın dünyadaki karizmasının çizildiği yerdir Suriye. Bunu onlar çok iyi biliyorlar. Bunlar maalesef Türkiye'de istifade etmemiştir. Tam tersi. Tabii ki o insanlar başımızın üstünde yerleri var. Bugüne kadar Türkiye'nin Suriyeli muhacirlerle ilgili, misafirlerimizle ilgili yapmış olduğu masraf nereden baksan 4-5 milyara ulaşmış durumdadır. Evet. Ve Suriye faturası aslında Türkiye'ye kesilmiştir buradan bakıldığı zaman. Türkiye'de bu ne kadar bunu kaldırabilir, ne kadar devam edilir bilemiyorum ama mesela bir Pakistan'a baktığımız zaman ekonomisi kötü olmasına rağmen en az 14 yıl Afganlı muhacirleri ülkesinde barındırmıştır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İran politikası devam edecek mi Suriye'de böyle? Efendim? Edebilir mi bu İran politikası Suriye'de? Şöyle söyleyeyim, şu anda İran ciddi anlamda kan kaybetti Suriye'de. Yani ekonomik olarak kaybediyor. Kendi halkına vermediği sosyal, ekonomik daha doğrusu yardımları Suriye'de savaşta kullanıyor. Dolayısıyla bu İran halkının gözünden kaçmıyor. Yani her ne kadar İran televizyonları, radyoları, gazeteleri bunları çok fazla yazmasa bile, içeride işlenmese bile bu konular, insanlar artık bütün dünyayı takip ediyorlar. Yani sadece Amerika'da 3 milyon İranlı var. Yani dünyanın çeşitli yerlerinden Farsça yayın yapan televizyonlar var. Dolayısıyla Erbakan Hoca'nın rahmetlinin bir sözü vardı, mızrak çuvala sığmıyor diyordu. Artık iletişimin bu kadar yaygınlaştığı bir dünyada kimse kimseyi yaptığı yerinde kalmıyor. Her şey gözler önünde. Keşke İran bu yanlışları yapmasaydı. Yani bunlar yetmediği gibi başka ülkelerde de bu operasyonu, Suriye'de yapmış olduğu operasyonları devam ettirmek istedi. Nereden bunu çıkarıyorsunuz? Bunu ben söylemiyorum. Eminim bazı dostlarımız, farklı kesimlerde farklı dostlarımız var. Onlar rahatsız olacaklar ama çok net söylememiz gerekir. İran'ın en üst düzey yetkilileri çok çekinmeden şunu söylediler. Bundan sonra Yemen'deki, Yemen'i konuşacağız belki şimdi zamanı geldi. Yemen bundan sonra Hicaz bölgesini, Mekke ve Medine'yi Abdülmelik Husi yönetecektir. Kim Abdülmelik Husi? İran'a destek verdiği. Lübnan'da nasıl Hizbullah'ı büyüttüyse Yemen'de de Husileri büyüterek bir noktaya getirerek aynı politikalarla geliştirip büyüttüğü Husileri bir şekilde finanse ettiği, destek verdiği, eğittiği Husiler bundan sonra bütün Arap Yarımadası'nı yönetecektir dedi. Bu aslında bugünkü Körfez'deki bu maalesef Yemen halkı bundan çekiyor. Olumsuz savaşın fitilini aslında İran ateşlemiş oldu. Bunu yapmamalıydı. Yani 4-5 başkent meselesi söyleniyor. Bunları söyledi. Evet. Bundan sonra da 4 tane başkent bizim kontrolümüzde, işte büyük bir İran imparatorluğu. Bunlar hepsi tahrik edici oldu. Yani dolayısıyla Sünni dünya bunu mezhepçilik olarak okudu doğal olarak. Yani İran bunu yapıyorsun. Kaldı ki mesela bunun bu noktaya gelmemesi için çok çalıştı aslında Sünni dünya. Yani Sünni dünya da tek bir cephe olmadığını biliyoruz. Yani kimileri Sünni dünya adına hareket ediyor olabilir. Sünni dünya derken biz
Yani 1,5 milyar 1 milyar 600 milyonluk bir dünyadan bahsediyoruz. Bunun büyük bir kısmı toplamda mezhebi ayrılıkları bildiği halde İran'la çok ciddi problemler olan bir dünya değildi. Ama şu anda geldiğimiz nokta itibariyle İran 1970'lerde, 80'lerin başında, 79'larda, 80'lerin başlarında devrim üzerinden edinmiş olduğu kazanımların büyük bir kısmını maalesef çok gereksiz bir yere Suriye'de kaybediyor. Ve bunu da yapmamalıydı ama yaptı. Yani maalesef ki yaptı. Şu anda artık geriye bir dönüşün olup olmayacağından emin değilim. Ne adına yaptığını düşünüyorsunuz? Yani o stratejik açıdan mı, mezhebi açıdan mı, ne açıdan yaptığını düşünüyorsunuz? Valla onu herkes farklı okuyabilir ama İran bunu yaptı kısaca. Tamam. Selahattin abi, şimdi Yemen, şey söylendi. Sana artık başkent, Bağdat başkent, Şam başkent, Lübnan başkent, Tahran başkent ve dolayısıyla böyle bir politika. Ve İran'ın Suriye politikası sizce değişebilir mi? Bu anlamda bu Yemen'le birlikte okuduğumuzda nereye doğru gidiyor dış politikası İran'ın? Yani Badel Harab el Basra diye bir söz var. Basra harab olduktan sonra diyor. Yani bu bundan sonra değişse ne olur ki? Suriye politikası değişse ne olur? Bilmiyorum. Suriye'de, Irak'ta, özellikle Suriye ve Irak'a yaklaşım, siz dediniz mezhebi mi veyahut da stratejik mi? Esasen strateji ve mezhep bunlar birbirinden farklı şeyler değil ki. O yaklaşımla eğer tekçi bir bakış açısından, hemen Ömer Faruk Bey'in dediği gibi bir çoğulcu bir yaklaşımla değil de tekçi bir yaklaşım açısından baktığınızda zaten her şey belli bir hedefe hizmet eder. Ki rahmetli İmam Hümeyni mesela böyle bir şey söylemezdi. Rahmetli İmam Hümeyni de şu yaklaşım vardı. Biz güçlü bir İran peşinde değiliz. Çünkü devamlı şeyler yapıyorlardı. Mesela savaş zamanında işte gücümüz gitti, zayıfladık, fakirleştik vesaire. Ve o da derdi ki güçlü bir İran isteyenler şahlarını geri getirsin. Aynen televizyonda yapar. Güçlü bir İran isteyenler şahlarını geri getirsin, biz buradayız. Bizim meselemiz güçlü bir İran değil. İslam'ın emrinde olan bir İran diyordu. Ve bunu tersinden kullananlar çıktı. İran'ın emrinde olan bir İslam şeklinde getirmek isteyenler çıktı. Bu çok önemli bir şey olarak değerlendirilmelidir. Ve ayrıca farz-ı muhal, ben şimdi tabii bunlar resmi ağızlar, en yetkili ağızlar, bir bakıyorsunuz diyor ki İran'da dış siyaset üzerinde yapılan konuşmalar rehber, cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından söylenir. Diğerlerinin görüşleri şahsi görüşlerdir. Kardeşim, iyi de genelkurmay başkanınız, kuvvet komutanlarınız, bilmem inkılap muhafızları ordusu komutanlarınız veyahut da çok önemli yerlerdeki insanlarınız öyle şeyler söylüyorlar ki diyorlar, hayır onları önemli değil, onlar çünkü devleti bağlamaz, şahsi görüşlerdir. Hatta Tayyip Erdoğan bir gün bir önceki Dışişleri Bakanı Salihi'ye bunu hatırlatıyor. Diyor ki, bakın siz böyle söylüyorsunuz. Birileri bir şey söylüyor. Biz bunları tamam size söylüyoruz. Siz de diyorsunuz ki efendim rehber, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın dışındakilerin görüşleri şahsi görüşlerdir. Benim Genelkurmay Başkanım farz-ı muhal benzer bir beyanda bulunsa, ben size desem ki boş verin, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın dışındakilerin görüşlerine itibar etmeyin desem, inanır mısınız siz buna? Bu benim nihayet yüksek dereceli bir devlet memuru, yüksek dereceli bir bürokrat. Ve Salih'i bunu hatta bir röportajında açıkça belirtmiştir, denilmiştir ki, demiştir ki en sıkıntı çektiğim konulardan birisi Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın bana bunu hatırlatması sırasında olmuştur. Cevap vermekte zorlanmışımdır diye. Bunun üzerine eleştirilmiştir. Sen kimin sözcülüğünü yapıyorsun diye. Yani bu şunun için söylüyorum bunu. Yani bazı şeyleri söylüyorlar ve ama o biz bunu söylüyoruz. Kaldı ki farz mı var? Ali Ekber velayeti. O zaman 16 sene. Tahkiye geleneğim var. Şimdi izleyici soruyor. Ben ısrarla girmemeye çalışıyorum. Bununla ilgili bir anekdot anlatabilir mi? Tabii şu 16 yıllık velayeti için yapayım da. Velayeti diyor ki 16 yıllık Dışişleri Bakanlığı yapmış, en uzun süreli Dışişleri Bakanlığı yapmış birisi. Dedi ki açık olarak Yemen'deki Ensarullah adına alan işte Husilerin hareketini veyahut da diğerlerini net olarak desteklediklerini ve bunun hatta Lübnan'dan sonra ikinci bir Hizbullah hareketi olarak Yemen'de yükseldiğini
Ve o kadar destekleyici beyanlar oldu ki, her biri, hatta bazıları işte Irak'ta, eğer Hacı Kasım, Kasım Süleymani dedikleri bir zat var ki... Şu an tam ekranımızda. Efendim, tam Hacı Kasım eğer bir gün geç kalsaydı, Bağdat IŞİD'in eline düşmüştü diye. Yani o kadar net olarak, ama öbür tarafta Türkiye söz gelimi. Ben Türkiye için söylemiyorum ama Türkiye Süleyman Şah türbesi denilen sembolik bir türbeyi alıp getirdiği zaman ki uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkıydı o 8 dönümlük arazi Türkiye toprağı diye. Aynı medya o zaman Türkiye Suriye'yi işgale kalkıştı diye derdi. Ya siz kardeşim cirit atıyorsunuz. Binlerce insanın milis güçleriniz var, askeri danışmanlar adı altında insanlarınız var. Hizbullah zaten diyor ki, açıkça ilan etti Hizbullah'ın lideri Nasrullah. Evet, Suriye'de biz ta başından beri vardık. Eğer biz olmasaydık iki günde Esad rejimi çökerdi dedi. Arkasından iki hafta veya üç hafta, bir ay önce de dedi ki, evet biz Irak'ta da varız dedi. Ve siz bütün güçlerinizle... Şu an Yemen'de de var, evet. Şimdi bu kadar güçlerini... Açık olarak söylüyorlar ama bir başkası, yani farz mahal 1200-1300 kilometre Irak ve Suriye'nin ortak sınırı, 1300 kilometreye yakın bir sınır var. 400 yıllık bir beraberlik var. Her birisine karşı isteniyor ki, ha Türkiye, üstelik de şunu da söyleyeyim, Batı dünyasının başlangıçta istemesine rağmen bu meselelere bozoslama dalmadı, girmedi, girmemeye de çalışıyor. Yine de başarılı oldu derim. Kaldı ki Orta Doğu'da, hele Irak'ta, Suriye'de ve her birisinde sadece İran ve Türkiye değil, onlarca devletin burada ve dünyada etkili olmak isteyen onlarca devletin eli vardır. Başta İsrail olmak üzere Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Çin, daha Arabistan, İran, Türkiye, her birisinin elleri vardır burada. Tabidir bu. Ama Mısır, keza her birisinin ellerinin olduğu bir yerde yine de mesele bu şekilde. Hocam çok özür dilerim. Evet, ben Ömer Faruk Bey'in şöyle bir sözü vardı. Ömer Hoca öyle geçeyim. Tamam. Yani bir izleyici diyor ki, şimdi Selahattin Hoca'nın anlattıklarından sonra şu soruyu sorma hakkımız var. Ne yani, şimdiki velayet fakih Hümeyni'ye ihanet mi ediyor dış politikada? İhanet diye bir kelime kullanmam ama yani bir kişilerin uygulamaları farz-ı muhal bir arabayı kullanırken benim kullanmamla sizin şoförlüğünüz arasında fark vardır. Ben toslarım bir yere, siz iyi kullanırsınız. Bu bunun gibidir. Tamam. Bu... Evet. Hocam, şimdi biz programın son 15 dakikasındayız. Evet, müsaade ederseniz. Buyurun. Ben TRT Arapça'da program yaptığımı söylemiştiniz. Bir gün nükleer meselesini konuşmak üzere bir konuğumuz geldi. O hafta nükleeri konuşuyoruz. İlk daha televizyon programına çıkmadan önce daha ilk defa tanışıyoruz. Hoş geldin dememin hemen arkasından muhabbetten bana dedi ki, İranlı bir konuğumuz, nükleer uzmanı bir konuk. Dedi ki, Türkiye Suriye'den elini ne zaman çekecek? Ben dedim ki, İran elini çektiği gün Türkiye'de elini oradan çekecek. Kaldı ki Türkiye resmen orada kaldı bir şey yok. Onlarınki resmi. Yani ben ona verdiğim cevabı söylüyorum. Dedim ki, kaldı ki Türkiye Suriye'de ne askeri var, ne polisi var, ne savaşanı var, ne, yani çok farklı bir politika. Ama ben ona o gün öyle söyledim. Türkiye İran elini çektiği anda Türkiye'de çekecek. Bu bir. İkincisi, program sırasında nükleeri anlatırken çok güzel anlattığı, biz de sorularımızı sorduk. Arkasından dedi ki, İran'ın nükleer çalışmaları ve bilimsel çalışmaları İslam ümmeti için bir gurur vesilesidir dedi. Gurur meselesidir dedi. Övünç kaynağıdır dedi. Ben dedim ki, gerçekten doğru. Yani İran'ın nükleer çalışmaları İslam ümmeti için gurur meselesi, övünç kaynağı. Yalnız bir şey sormak istiyorum dedim. Buyur dedi. Türkiye'nin ekonomik olarak kalkınması, İslam dünyasında çok etkin olması, ümmetin önünde hizmetler yapması, ekonomisi, askeriyesi, ordusunun güçlenmesi, dedim, İran için, ümmet için övünç kaynağı değil mi dedim. Yani İran'ınki oluyor da Türkiye'ninki niye olmuyor demek istedim. Dedi ki, sessiz kaldı. Dedim ki, sizin genelkurmay başkanınız diyor ki, o programdan hemen bir hafta önceydi, Türkiye'nin süper güç olmasına müsaade etmeyeceğiz. Evet. Türkiye'nin bu kadar güçlü olmasına rahatsız oluyoruz. Süper güç olmasına müsaade etmeyeceğiz. Ondan sonra da Amerika-İran ilişkileri flörtü falan başladı o dönemde. Dedim ki, Türkiye'nin güç olması İran kadar ümmet için bir övünç kaynağı niye olmuyor?
niye Genelkurmay Başkanınız böyle diyor deyince, dedi ki, öyle mi demiş dedi. Yani hiç haberi yokmuş gibi davrandı. Yani bilmemesi mümkün değildi. Şimdi yani bence bu gecenin manşetini atmamız gerekirse, hani manşet atıyorlar ya programın evet. sonunda. Selahattin abi bu gece bence manşetini koydu yani bu gecenin. İran'ın emrinde olan bir İslam mı, İslam'ın emrinde olan bir İran mı? Bence evet. bu gecenin en altın harflerle yazılması gerek. Hangi devlet, hangi toplum, hangi cemaat, hangi hareket olursa olsun. Yani Hümeyni üzerinden o söz bayağı paylaşılıyor şu an. Yani bu gerçekten ben bu sözü oldukça benimsedim. Bunu paylaşmak istedim. Şimdi bu nükleerle birlikte son şey, iki şeyi soracağım size. Bu nükleer anlaşma, Yemen ve Suriye politikası, İran böyle devam ettiği şekilde İran nereye götürür? İkincisi, Türkiye'de işte bu paralellerin özellikle biliyorsunuz hükümeti İran üzerinden çok İrancı diye damgalaması, aynı şeyi MİT müsteşarı için yapması ama sonuç itibariyle de Zazarab'ın oluşturduğu hava üzerinden de bir politika gütmesi. Burada neyin rekabeti var? İzleyici onu soruyor. Bir Mehdilik rekabeti mi var yoksa başka bir rekabet mi? Ben bu iki soruyu ortak sormuş olayım. Biraz önce yani ne yani şimdi mevcut İran'daki yöneticiler Hümeyni'ye ihanet mi ediyor cümlesi anlamlı bir soruydu. Ben devletlerin karakterlerinin yöneticilerle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlete baktığımız zaman 85 yıllık işte bir veya 80 yıllık bir dönemde çok farklı Türkiye Cumhuriyeti devletleri görebilirsiniz. Yani 1920'lerden 46'ya kadar bir Türkiye Cumhuriyeti rengi var. 1946'dan 60'a kadar başka bir renk var. 60'tan ve askeri ihtilallerin olduğu dönemlerde başka bir karakterde Türkiye Cumhuriyeti var. Bu karakter derken özgürlükler, adalet, servet dağıtımı, eğitim sistemi, üniversiteler, ekonomik kalkınma, politikalar, dış politika, İslam dünyası ilişkiler. Bütün bu farklı dönemlere baktığımız zaman çok farklı karakterlerde bir devlet modeli olduğunu görebiliriz. Ama aynı devlet, aynı sistem devam ediyor. İran'da da bunun böyle olduğunu düşünüyorum kısaca. Yani Hümeyni'nin o gün belki ideal olarak ortaya koyduğu modelle onun çocuklarının, devrimin çocuklarının geldiği noktayı aynı görmeyebiliriz. Bu ihanet anlamına gelmiyor. Ama farklı iş tutuşu, belki daha fazla devleti İslam'ın hizmetine sunmak veya daha fazla mezhebi ön plana çıkarmak belki yarın çok daha farklı, akıllı uslu yine bu devrimin içerisinden çok daha akıllı insanlar da çıkabilir. Tabii temenni ediyoruz. Yani olabilir. Başka ülkelerde de bu böyle oluyor. Bu birincisi. İkincisi, paralel gerçekten Türkiye'de sürekli AK Parti hükümetini İran üzerinden vurmaya çalıştı. Yani evet. İran Türkiye'de çok aktif. Acem çocukları Türkiye'de cirit atıyor falan filan diye. Ama bir şeyi izah edemediler. Suriye'de Türkiye'nin İran'la Suriye üzerinden niçin karşı karşıya geldiğini bir türlü izah edemediler. Onun için bu konuyu hiç uzatmaya gerek yok. İran'la Türkiye görünmez ve görünür bir şekilde Suriye üzerine karşı karşıya gelmiştir. Şimdi Yemen'de bunu daha üst perdeden Sayın Cumhurbaşkanı seslendirmiştir. Paralelin önce ve paralel taraflardan önce bunu görmesi lazım. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler tek renkli, tek boyutlu, tek sesli bir şey değil. Bazı konularda 90'lardan itibaren sürekli gündeme getiriliyor. Yani bunun nedeni nedir? Mesela ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Evet. Daha uç bir şey söyleyeyim. Şu anda öteki dostlarımız, öteki nurcu dostlarımız alınmasın ama bunu Selahattin abi eğer yanlış söylüyorsam düzeltebilir. Şu anda yani Nur cemaatinin özellikle paralelini diyelim elinde kullanmış olduğu zikir olarak kullanmış olduğu dualarla cevşenle İran'ın kullandığı cevşen arasında bir fark var mı abi? Aşağı yukarı aynı. Aşağı yukarı aynı. Dolayısıyla paralel aranacaksa paralel dini anlamda o anlamda cevşen üzerinden daha fazla bir ortak paydası var diyebilirim. Yani bunu çok daha fazla ileri götürdük. Ama buradan yani paraleli İrancı demek yanlış olur. Yani paralel alıyorsunuz. Bu çok hayır yani takiye yaptıklarını İranlıların takiye yaptıklarını devamlı vurguluyorlardı. Evet. Bu kendi takiyelerini gizlemek içinmiş demek ki. Yani bu insafsızlık onu söylemeye çalışıyorum. Yani şunu da biliyorum. Yani paralelin fıkhi anlayışı, akaide anlayışı sünni paradigmanın dışında bir şey değildir. Yani o son yani Türkiye'nin bütün istihbarat imkanlarını batıya açmak, batının hizmetine sunmak bunlar ayrı şeylerdir. Ama toplamda yani
yani paralelin sünnet paradigmanın dışında bir şey olduğunu söylemiyorum. Ama illa ortak bir yer aranacaksa, yani mesela AK Parti tabanı Cevşen okumaz. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için, yani şimdi paralelciler Cevşen okuyor diye bunları İrancı diye suçlamak da insafsızlık olur. Sadece bir ironi yapmaya çalıştım tabiri caizse yani. Zerap meselesi Türkiye'de çok abartıldı. Yani onu tekrar, yani çok konuşuldu bu ama bir daha söyleyelim. Zerap meselesini en iyi bilen, en doğru okuyan Kapalı Çarşı esnafıdır. Kapalı Çarşı'da belki yüzlerce zerap vardır. Yani Türkiye malını dünyanın çeşitli yerlerindeki ülkelere gönderir. Parasını ise o ülkedeki döviz büroları ile Kapalı Çarşı'ndaki herhangi bir altın veya döviz bürosunun yapmış olduğu anlaşma gereği Türk iş adamı gider, Türkiye'deki bu o para transferini yürüten döviz büroları üzerinden alır. Bilinen bu, bir şey. Bu bilinen bir şey. Dolayısıyla zerap meselesi... Ben Tahran'a gittiğimde döviz bürosuna parayı yatırdılar. Ben bir iki dakika sonra telefonla aldım orada. Şunu yani söylemeye çalışıyorum. Bu aslında bir Amerikan projesidir. Burada rahatsız olan Amerika'dır. Çünkü Amerika bütün dolar transferlerinin, para transferlerinin Amerika üzerinden yapılmasını istiyor. Çünkü bunun üzerine binde bilmem kaç kesinti komisyon yapıyor. Alıyor. Komisyon alıyor. Bunu yapmayan ülkelerin hepsi Zerrab gibi hedef haline gelir. Ben Zerrab'ın masum, temiz, her şeyle çok iyi bir adam olduğunu söylemiyorum. Nasıl, neler yaptığını da bilmiyorum doğrusu. Onu mahkemeler karar verir. Ama sistemi anlatıyorsun. Ama sistem hakikaten böyle işliyor. Türk medyası veya belli kesimler bunu kötü kullanmıştır. Bugün Libya ile yapılan ticaret aynıdır. Irak ile yapılan ticaret aynıdır. Yani para transferinin olmadığı yerde döviz büroları devreye giriyor. Zerrab'da iyi bir... Dünyanın her yerinde böyle. Bunu bilmeyen de öğrenmiş olsun yani. Hocam aynı soru. Özellikle bu paralelde İran karşıtlığı ve hükümeti sürekli İrancı yaftalaması nedendir? İkincisi, İran dış politikasının bu şekilde devam etmesinin noktasında bunun İran'a dönme ihtimali nedir? Şimdi ben paralel yapı hakkında fazla bir şey bilmiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Bu hareketin başında olan zat yıllar öncesinden beri Amerika'nın hoşuna gidecek siyasetler izlemeyi kendisine bir hat olarak belirlemişti. Bunlardan birisi de İsrail'le düşman olmamak, Amerika'yı da devamlı arkamızda bir destek unsur olarak sesimizi onlara dayamak. Şimdi İran'la Amerika arasında 10 yıllardan beri, 35 yıldan, 36 yıldan bu zamana kadar devamlı bir sürtüşme vardı. Ve böyle bir dönemde, öyleyse Orta Doğu'da hem de İran'ın yanı başındaki bir ülkenin içindeki etkin bir cemaat hareketinin lideri veya onun etrafındakiler, onların yayın organları vesaire, hem Amerika'yı memnun edecek hem İsrail'le düşmanlık meselesini falan devamlı gündemden uzak tutmaya çalışan bir anlayışı Amerikalılar elbette sempatiyle karşılayacaklardı. Onlar da bu şekilde güçlenebileceklerini umdular. Belki güçlendiler de. İçeride de güçlendiler, dışarıda da güçlendiler. Ben o açıdan İran'a bakışlarının çok temelle dayandığını sanmıyorum. Tam tersine sadece bak bizim sizden başka bizden başka sizin Türkiye'de yakın dostlarınız yok. İsrail ve Amerika'yı en iyi biz temsil ediyoruz. Ötekiler ise İran'ın yandaşları veya kuklaları aman dikkat edin falan vurmaya başlayınca her şeyleriyle bütün silahlarını kullandılar. Ben sanki öyle gibi geliyor bana. Yani ben çok net bir iddia benimki bir tahminden ibaret. Diğer konu İran siyasetine gelince, İran siyaseti nereye varır bu gidişte? Tabii o zor bir soru ama en azından dün gelinen nokta İran sanki bir İran'ın Lozan'ı diyebiliriz. Yani büyük anlaşma. Şeytanla olan anlaşma. Çünkü İran öyle diyordu, büyük şeytan. Kaldı ki devletlerin birbirleriyle anlaşmaları, zaman zaman savaşmaları. Yani savaşamıyorsan niçin barışmıyorsun, barışamıyorsan niçin savaşamıyorsun denklemi vardır. Orayı kaçırmayalım. İran'ın Lozan'ı cümlesi evet, çok önemli. İran'ın Lozan'ı sayılabilecek bir durumdur bu. Sedat abi son kısımlarda iyi manşetler veriyor. Yani çünkü Lozan nasıl geldiyse, Lozan'ı hala da deriz ki işte bir zafer midir, hezimet midir? Zafer diyenlerin de kendilerine göre haklı argümanları vardır, hezimet diyenlerin de vardır. Son nükleer toplantının Lozan'da yapılması çok ilginç bir tesadüf mü abi? Onu bilmiyorum. Kaldı ki tarihte böyle şeyler vardır. Enteresan. Hele Batılıların böyle, çünkü Hitler yani şeye gittiğinde, Paris'e gittiğinde, Almanya'yı teslim alırken...
Paris Garı'nda bir vagon vardı. O vagonda Fransa 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'yı teslim almıştı. Aynı vagonda Almanya olarak Fransa'yı teslim aldı Hitler. Bir anekdotu ben anlatabilir miyim? Buyurun, buyurun. 1896 veya 97 Basel'de Siyonist Kongre toplanıyor. 97 Siyonist Kongre toplanıyor ve Avrupa'da doğru dürüst Müslüman yok, belki bir tane Müslüman yok ve İslam'ı yok etmek, toplamda İslam'ı yok etmek için bir karar alıyorlar. Ama bunun birinci aşaması da Osmanlı Devleti'ni yok etmek. Osmanlı'yı yok etmek istiyorlar, sonra gerekirse İslam'ı da yok ederiz veya bozarız. Yıl 1997, Avrupa'da 20 milyon Müslüman var ve merhum Necmettin Erbakan Basel'de aynı konferans salonunda, aynı yerde Avrupa İslam Birliği Konferansı yapıyor. Tarihte, güzel. Tarihte böyle şeyler bilmedin. Yani bu 2. Wilhelm'in, Alman İmparatoru 2. Wilhelm 1914'lerde, daha önce Abdülhamid'in cülusunun iktidara gelişinin, tahta çıkışının 25. yıl dönümü dolayısıyla geldiğinde, İstanbul'a geldiğinde, İstanbul'dan sonra da Kudüs'e kadar gidiyor. Kudüs nihayet Müslümanların var. Kudüs'e gittiğinde nereden giriyor Kudüs şehrine biliyor musunuz? Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs surlarından girdiği gedikten gidiyor. Yani biz tersinden aynı yolu takip ediyoruz, revanş alıyoruz. Veyahut da Alembi, Marşal Alembi Şam'a girdiği zaman gidiyor Selahaddin Eyyubi'nin sandukasını tekmeliyor. Kalk Selahaddin, biz geldik diyor. Şimdi buradan yani, benim anladığım şu, yani İran'da Lozan'daki anlaşmada zafer mezimeti iyi düşünsün diyorsunuz. Şimdi yani, yanlış şunu söyleyeyim, Lozan nasıl ki bir de zafer ve hezimet denilirse İran'da da büyük sevinç gösterileriyle karşılandı. Bunalmış bir halk, belki bir çıkış yolu bulabiliriz evet diye. Hatta İslam İnkılabı ile araları hiç de hoş olmayan insanlar bile sokağa çıktılar. İşte bu bizim zaferimizdir diye. Buradan iki şey var, hele birisi bazı başlıklar vardı. Biz artık bir nükleer gücüz. Başlıkları. Bu hatta belki İslam'ı hiçbir şeyi hedef olmadan İran'da güçlü olsun. Bir İrancılık duygusu, bir nasyonalite duygusu diyebilir miyiz bilmiyorum ama veya bir güç zehirlenmesine doğru gider tabii bu işler sonra. Yemen'de de olduğu gibi veyahut da diğer yerlerde olduğu gibi bir güç zehirlenmesine doğru gidiyor denilebilir. Suçlamalar yapılabilir ama yani şey olarak dünkü anlaşma ki 30 Haziran'da asıl net noktaya gelecek şu anda bir tasarı halinde. Ama bir şey söylemek gerekirse herhalde İran için onu gerçekten zor bir şey. Lehinde mi olur, aleyhinde mi olur uzun halde. Ama Lozan bizim için hiç de lehte olmadı. Hatta şunu söyleyeyim. Lozan'ın 80. yıl dönümü dolayısıyla 2003 yılında dönemin Cumhurbaşkanı olan zat, malum kim olduğunu biliyorsunuz, yaptığı konuşmada dedi ki, biz Lozan'a o kadar şükran borçluyuz ki, çünkü laik rejimimizin temeli orada atılmıştı dedi. Evet. Yani bir şey sorabilir miyim abi? Müsaade edersen ben bir soru şöyle, kaç dakikamız var? Yani bitirdik normalde de iki bir sorun ama bu soruyu size sorayım çünkü Cevşen örneğinize çok sayıda tepki var. Ehl-i Beyt'ten rivayetle gelen ve bizzat Peygamber Efendimiz tarafından duadır. Kötü olduğunu söylemedim. Ne alaka evet, paralelle? Hiç alakası yok. Ben size düzeltme şeyi veriyorum. Teşekkür ederim. Hiç alakası yok. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Cevşen'in kötülüğünü, iyiliğini, delilini var mı yok mu? Bu benim alanım değil. Ona girmek istemiyorum. Sadece yani İran'la Türkiye'nin ilişkilerini yani bazı ekonomik ilişkileri üzerinden AK Parti hükümetini vurmak yanlış bir şey. Yani Cevşen'i İran'dakiler okuyor diye paralel nasıl İrancı diyemeyeceksek dolayısıyla böyle bir ironi yapmak istedim. İroniyi anlamadıysa ben tekrar düzeltiyorum. Tekrar düzeltiyorum. Hiçbir alakası yoktur. İnsanlar Cevşen'i okuyabilirler. Bir sorun yoktur. Yani o konuyu ehli tartışır. Benim kastettiğim sadece bir ironiydi. Benim sorum... Selahattin Bey sorun kısa kısa alayım çünkü bitirdik normalde ama. Yani onu bitirdiysek o zaman geçelim. Sorabilirsiniz. Gülden Sönmez'in size bir sorusu vardı. Söylemedim. Mesela İran'da kadının konumuyla Türkiye'yi karşılaştırsın demişti Ömer Faruk Korkmaz. Ben hemen söyleyeyim. İran'da kadınlar Türkiye'den daha aktif sahadalar. Doğru. Katılıyorum kısaca size. Kısaca söyleyeyim. Birinci soruyu sorun hocam. Ona katılıyorum. Lozan'da Lozan'a giden milletvekillerinin bir danışmanı vardı. Hahim Nohim.
Nahum. O sürekli danışmanlık veriyordu. Acaba diyorum İran'ın Lozan'ında akıl danışman veren kim? Danışmanlar kim? Çok güzel bir yerden. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. İşin doğrusu sadece başlangıçta Zarif'e karşı, Muhammed Cevat Zarif'e karşı çok ağır eleştiriler getirilmişti. Özellikle Keyhan gazetesi tarafından. Ama şu anda gelinen noktada herhalde Zarif dün akşam Kahire'ye geldi, Tahran'a geldiği zaman aynen böyle İsmet Paşa'nın Ankara'da karşılanışı gibi karşılandı. Ömer Hoca bunu soruyorsa biliyordur. Kim hocam danışman? Bir başka şey söyleyeyim. Aslında belki bu gecenin en çok üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesiydi ama bir cümleyle açıklayayım. Yemen'de durum nereye gidecek? Bu çok önemli bir şey. Öyle tahmin ediyorum ki İran Yemen'de Yemen devletiyle değil de orada küçük bir partiyle, Sa'de bölgesindeki bir partiyle irtibata geçip orayı büyüterek ve bütün Yemen'deki diğer etnik yapıları veya diğer mezhebi yapıları karşısına almanın içinde düştüğü yanlışı görecek ve zannediyorum eğer bu bir ay içerisinde Yemen'de dengelerin değişeceğini düşünüyorum. Eğer değişmezse yani İran Yemen'de doğru bir adım atmazsa bu yeni bir İran-Irak savaşı demektir. Yeni bir İran-Irak savaşı demektir. Yeni bir Körfez-İran savaşı demektir. Çünkü Yemen'deki kavga Yemen halkıyla. Suudi-İran. Onu söylemeye çalışıyorum. Suudi Arabistan. Körfez dediğim zaman hepsinin içine giriyor. Irak'ın nasıl attığını düşünüyorum. Ya şunu şimdi bilin. Aslında İran'la Irak savaştı. 8 yıl sürdü bu savaş. Tamam. Yeni bir Körfez savaşı demektir. Hani orayı hatırlasın seyircilerimiz diye söyledim. Ve bu kolay kolay durmayacak bir savaştır. Sonunda gelecek iki tarafta o gün Khomeini'nin dediği gibi zehir içme pahasına olsa ben bu savaşın bitmesi için imza atıyorum demiştir. Bugün de eğer bu savaş başlarsa, büyürse daha doğrusu Körfez'de, Körfez'deki bütün ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve diğerleri ve İran hepsi zarar edecektir. Onun için bu bir ay içerisinde bu savaşın bir şekilde noktalanması gerekir. Arkadaşlar fotoğrafları hızlı hızlı verelim. İzleyici çok ciddi soruyor biz tanımadık kimdir diye. Hemen onları da isimlendirelim ve programı kapatalım. Umarım Cevşen meselesi aydınlığa kavuşmuştur. Aydınlığa kavuşmuştur hocam. Selahattin Eş Çakırgil gerçekten çok teşekkür ederim hocam. Samimi bir sohbet oldu. Ömer Faruk Korkmaz hocam size de çok teşekkür ederim. Arkadaşlar verebiliyor muyuz hemen? Çünkü çok sordu. Evet hemen hocam soru değişti herhalde değil mi? Evet. Evet değiştiği hemen söyleyeyim bir cümleyle. Değişti çok geniş ufuklu birisiydi. Filistin meselesine sahip çıktığı zaman Beyşli Sünni oldu demişlerdi. Suikaste kurban gitti. Evet. Süleymani ortadaki devrim komutanlarıyla birlikte şu an Suriye'de ve İran'ın sahadaki en aktif elemanlardan biri. Bu matem ne diyorsunuz hocam? Aşure demiyorum. Yani. İran'da bir tören şeyi vardı. Aşure törenleri diyelim, evet. Anması daha doğrusu. Bu yine Kasım Süleyman'ın sanırım Irak'ta çekilmiş bir fotoğrafı. En sahada gerçekten İran'ı imparatorluğa götürecek bir şey herhalde. Şu an Velayet-i Fakih ve yanında Ruhani Cumhurbaşkanı. Sol tarafında da Rafsanjani çok az gözüküyor. Fotoğrafta da Hümeyni var ve bir törendeler. Burada Zarif, Kerry ortadaki Umman mıydı? Umman Sultanı ve diğeri Avrupa Birliği. Amerika. Hayır, soldaki. Hocam bu Hümeyni, oğlu Ahmet. Evet, öbürü de şimdi Hasan, torunlarından Hasan ve biraz muhalif. Unsurlardan. Muhalif duruyor şu an. Evet. Eleştiriler getiriyor. Onun için o da pek şey yapılmıyor. Evet. Yani hatta geçenlerde Muhammed Hatemi'nin resmini yayınladığı için sitesi karartıldı. Bitirelim arkadaşlar. Ahmedi Necat, Esed ve Nasrullah diyelim bitirelim. Teşekkür ediyorum. Şu soruyu hemen cevaplandırayım arkadaşlar. Biz şeyle ilgili yani değerli seyirciler, şeyle ilgili program yapmadık. Şia fıkhıyla ilgili değil, siyasal kısmı anlamaya çalıştık. Şia fıkhıyla ilgili ayrı bir program yapacağız. Var olan sorularınızı orada tekrar sormaya çalışacağız. İyi geceler diliyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle.